Zafer Kalkınma Ajansı olarak bölgesel kalkınma sohbetleri yapmıştık Ramazan ayında. Efendime söyleyeyim, farklı konularda paydaşlarımızla konusunda uzman değerli panelistlerimizi bir araya getirmiştik. Tabii pandemide bu webinarlar çok daha hızlı gelişti ve artık çok daha kolay bir şekilde toplantı organize edebiliyoruz. Kimseyi yerinden etmeden, herhangi bir lojistik ihtiyacı doğmadan bu toplantıları yapabiliyoruz. Biz de tabii 2020 çalışma programında yer alan bazı hususları ilişkin yaz sohbetlerini de devam ettirelim dedik. Fiilen yapamadığımız, fiziken yapamadığımız toplantıları burada webinar ortamında yapalım istedik. Efendime söyleyeyim, sonrasında yaz sohbetleri kapsamında önce bir teknik destek programımızı, daha sonra fizibilite desteği programımızı anlattık paydaşlarımıza. Onları da çok önemsiyoruz. Çünkü en temel kalkınma enstrümanları bizim açımızdan, özellikle teknik destekle insan kaynakları anlamında bir kapasite oluşturmaya çalışıyoruz. Fizibilitede de yapılabilecek yatırımlara bir hazırlık olsun istiyoruz. Bunları çok önemsiyoruz. Akabinde Türk patentle coğrafi işaretler konusunda bir etkinliğimiz oldu. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde bu teşvik sistemini, ETÜS sistemini kullanmaya yönelik bir program icra edeceğiz. Haftaya da yine sanayi mülkiyet hakları ile ilgili bir etkinliğimiz olacak. Sonrasında da son program e-ticaret üzerine bir etkinlik olacak bölgedeki paydaşlarımızla birlikte. Şimdi bu yatırım teşvik konusuna bir ayrı önem veriyoruz. Bakanlığımızın da desteğiyle biz yerelde yatırımcının işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz ve bu anlamda gerçekten fark yaratıyoruz insan kaynaklarımızla birlikte. Bakanlığımızın da desteğiyle sağ olsun genel müdürümüz, genel müdür yardımcımız ve tüm daire başkanlarımız, uzmanlarımız da bizi destekliyor bu konuda. Tüm yatırım teşvik işlemlerinde önceden süreci biz bizzat danışmanlığını yapıyorduk ama şimdi ETÜS sistemi üzerinden yapıldığı için böyle bir eğitime de ihtiyaç duyuldu ve tüm paydaşlar da zaten bu ihtiyacı bize bildirdi. Biz de bakanlığımızdan destek istedik. Sağ olsun onlar da bize gerekli katkı verdiler. Volkan Bey de gerçekten bu alanda emek harcamış bir uzmanımız, değerli panelistimiz. Kendisi tecrübelerini bizimle paylaşacak. Kutlu Bey de bu işin moderatörünü yapacak. Kendisini zaten bölgede birçok paydaşımız tanıyor. Kendisi teşvik üzerine program da yazmış bir kardeşimiz. 10 yıldır da yatırım destek ofisi koordinatörümüz olarak görev yapıyor. Gerçekten bu anlamda emeği de büyük. İnşallah faydalı bir etkinlik olur. Biz çok önemsiyoruz. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum ben. Sözü sizlere bırakmak istiyorum. Hayırlısı olur inşallah. Faydalı olur inşallah. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür Çok ederiz. Sağ olun. teşekkürler. Volkan Bey, isterseniz siz bir kendinizi tanıtarak dediğim gibi özellikle katılımcıların arasında çoğunlukla ajanslar var ama özel sektör de yer alıyor. Kendinizi tanıtırsanız onlar da hem sizi tanımış olur, background'ınızı görmüş olurlar. Teşekkür ederim Kutlu Bey. Ben Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ndeyim. 2011'den beri ilgili genel müdürlükte çalışıyoruz. Hazine başlangıcı ile birlikte. Ondan sonra Ekonomi Bakanlığı ve şu anda Sanayi Bakanlığı olmak üzere devam ediyoruz. Yaklaşık olarak bir 2011'den 2018'e kadar sektörde çalıştım. Enerji ve madencilik sektöründe uzman olarak çalıştım. Sektör uzmanı olarak. Son 2 yıldır da İzleme Bilgi İşlem Dairesi'nde elektronik belgenin geliştirmesiyle ilgili çalışıyorum. Bu noktada geliştirmeyle alakalı gerekli işte sektör tecrübesiyle ilgili de katkı sunmaya çalışıyorum. Kutlu Bey. Teşekkür ediyorum Volkan Bey. Bugün programımız tamamen ETÜS üzerine ama dediğim gibi kalkınma ajanslarından uzman arkadaşlarımız da olduğu için özellikle kapatma süreçleri hala ajanslar eliyle yürütüldüğünden bununla ilgili sorular da gelecektir Volkan Bey. Evet. Yine biz aslında eş güdümlü olarak da gidebiliriz. ETUS başvuru süreciyle başlayacağız. Makine tesisatları alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Revizyonlar, belge kapatması ve haberleşme nasıl yapılıyor yeni sistemde kullanıcılarla?
Böyle bir programı inşallah dün yaptığımız demoda 1,5 saati geçirdik ama hani evet. Bugün nasıl olur? Gelen sorulara bağlı olarak değişebilir tabii bu süre. İsterseniz siz biraz bakanlığımızın web sitesinde teşvikle ilgili alanlardan başlayarak dinleyicilerimize bir giriş yapalım. Bu arada Mehmet Bey sesimin az geldiğini söylemiş. Şu an sesim nasıl geliyor? Bana iyi geliyor olarak. Şu anda mı? Hı? Tamam. Belki biraz da mikrofonun sesini açabilirsiniz. Bilmiyorum. Kısıtlı olmuş olabilir, kısılmış olabilir bazen şeyden. Ben sonuna getirdim çünkü normalde benim ses seviyelerimi. Şimdi ben öncelikle elektronik belgeyle ilgili süreçlerden başlayacağız. Bu noktada ilk işimiz tabii ki ilk müracaat aşaması aslında. Müracaat aşaması. Şimdi ekran paylaşımı da yaparak bu noktada nereden girileceğine dair. Şu an gözüküyor herhalde. Ekran paylaşımı gelmiş olması lazım. Evet, geldi şu anda. Şimdi bizim Sanayi Bakanlığı'nın biliyoruz ki ana web sayfası içerisinde. Şuradan şöyle girelim. Sanayi.gov.tr'ye girdiğimiz zaman bizim teşviklerle alakalı şurada gördüğümüz gibi destekler ve teşvikler linkimiz var. Yani bu bütün bakanlığa ait destek ve teşvik sisteminin linki. Burada da en başta yatırım teşvik sistemi dediğimiz bir alanımız var. Bu alanda biz de işte yatırım teşvikle alakalı ne tür desteklerin verildiği, teşvik sisteminin nasıl değerlendirildiği, proje bazlı sistem ve yabancılara yönelik Investment Incentive Program diye bir İngilizce, faiz desteği ve diğer bütün anlatımlarımız genel olarak var. Ama bizim için asıl olan burada ETUS dediğimiz elektronik belge sistemi. Yani elektronik teşvik uygulama ve yabancı sermaye sistemi dediğimiz. Kısaltmasında ETUS yaptık biz burada. Sistem. Bizim burada ilk alanımız şurada ETUS sisteminin nasıl çalıştığına dair bir grafiğimiz var öncelikle. Yetkilendirme. Yetkilendirmeden sonra teyit e-postası. Kullanıcının bilgilerin güncellenmesi. Yatırımcı bilgilerin onaylanması ve teşvik belgesi müracaatı. Dediğimiz 5 aşama var teşvik belgesi müracaatına gelene kadar. Orası da dahil. Şimdi burada bizim için önemli olan kısım aslında şurada dediğimiz ETUS yetkilendirme kılavuzu ve genel bilgiler. Yetkilendirme kılavuzu bizim burada ilk aşamadaki kılavuzumuz. Yani bir yatırımcı ne yapması gerekiyor? Sisteme nasıl girebilir? Kendini sisteme nasıl yetkilendirebilir? Ya da başka birini sisteme nasıl yetkilendirebilir? Burada bize gelen sorular genelde şu oluyor. Kendimizi yetkilendirebilir miyiz? Evet, kendimizi yetkilendirebiliriz. Yani burada bir sakınca yok. İstenilen herkes de yetkilendirilebiliyor bu noktada. Ama burada şöyle var. Bir konudan bahsediyorum. Yetkilendirilen kişi firmaya ait bütün sorumlulukların kabulü demek. Yani o yetkilendirilen kişinin yaptığı her işlem firmaya ait sorumluluk demek. Yani bu çok önemli bir şey. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus. Yani hukuki yollara gidildiği takdirde hukuk olarak yok işte ben yapmamıştım deme imkanı bırakmıyor. Hani buna dikkat edilmesi gerekiyor. O yüzden yetkilendirilirken de, yetkilendirme yapılırken de artık kendi iç hukukunuzu bu noktada sağlam yapmanız gerekiyor. Hani herhangi bir küçük dahi olsa bir sorun yaşanmaması adına. Burada bizim önemli olan yetkilendirmedeki evraklarımız dilekçe, taahhütname ve kullanıcı yetkilendirme formu. Bizim burada istediğimiz taahhütnamenin noterden tasdikli olması. Taahhütname evrağımızın noterden tasdikli bir şekilde olması. Buralara tıkladığımız zaman zaten biz burada taahhütname örneğinin PDF'ini zaten elde ediyorsunuz. Bunu noterden gidip yetkilendirilen kişinin isim, soyisim, kimlik bilgileriyle birlikte burada ikinci bir durum var. Yetkilinin de şirketin temsil izamı yetkilisi olması gerekiyor. Yani burada iki kişi yetkiliyse iki kişinin de burada sorumluluğu kabul ederim demesi gerekiyor. Bu önemli. Tek kişi ise şirketi temsile yetkili kişi. Tek kişi ama birden fazlaysa da birden fazla imza sirkülerindeki yeri neyse ona göre onların imzasının burada bulunması gerekiyor.
Genelde burada gelen soru kaç yıl yetki verelim sorusu. Yetki Volkan süresini Bey. Kısıtlamıyoruz biz. Biz genel itibariyle şöyle diyoruz. Şunu verebilirsiniz. İmza sirküllerindeki yetki süresi sonuna kadar verilebilir. Çünkü burada önemli olan yetkiyi verecek kişinin de yetkinin süresi bizim açımızdan önemli. Kendi süresi kadar verebilir. 10 yıl, 10 yıl verebilir. 5 yıl verebilir. Genel itibariyle yatırımlar 5 yıllık, 5 yıl olabilir. 3 yıl verebilir. İsterse 1 yıl ya da 1 ay da verebilir. Yani bunda bir kısıtlamamız yok. Hani mümkün olduğunca eğer hukukları devam ediyorsa yetki verecek kişilerin uzun vermelerinde bir hani şey görmüyorum ben. Fakat yetki verilmiş yani şirket dışından bir danışmana veya herhangi birine yetki verilmiş birisinin istediğimiz zaman azledebiliyoruz değil mi? Yani tabii, burada azinnamemiz de var bizim gördüğünüz gibi. Azinnamede azledebilmenin aslında bir evra diyeyim. İlgili yetkili kişinin yetkilerini azlederek yeniden bir yetkili tanımlatabiliriz. Yani her seferinde yeniden yetkili tanımlayacaksak dilekçe, taahhütname ve yetkilendirme formunu göndermemiz gerekiyor. Bu önemli bunlar bizim için. Özellikle kötüye kullanımda değil mi? Mesela tabii kötüye kullanımda hızlı bir şekilde azilnameyi gönderip yetkiliyi feshedebilirler. Tabii biz burada başka bir çalışma içerisindeyiz şu an. Belki dün biraz da Kutlu Bey'le biraz konuştuk konuyu. Biz artık mümkün olduğunca notere gitmeden imza sirkülleriyle sistem üzerinden müracaatı geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an onların test aşamasındayız. Yakın zamanda ne kadar süreyi şu an vermem belki mümkün değil ama yakın bir zaman dilimi içerisinde pandemide zaten şu an herkesin toplu bir araya gelmemesi için hani bize de bir fırsat tanımış oldu bunda. Bunun üstünde çalışıyoruz. Şirketlerin kayıtlı elektronik posta üzerinden müracaatlarını, yetkilendirme formlarını göndermeleri için bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Eğer tamamlanırsa, eğer istenildiği gibi gider, açılırsa sistem, bu noktada daha bir kolay olmuş olacak. Hem azletme hem yetkilendirme sürecini inşallah bu noktada bunu da bitiririz, başarırız diye. Bir soru var Volkan Bey. Özellikle yabancı sermayeli yatırımlara yönelik. E-TÜİS'u kullanmak üzere yetkilendirecek kişi imza sirkülerinde temsil ve ilzama yetkili kişi yerine yani vekalet almış bir kişi anladığım kadarıyla burada noter tasdikli olarak yetkilendirme yetkisi almış birisi olabilir mi diyor. Yani şöyle şu ana kadar biz genel yani vekalet almış birisi de yetkilendirme yaptırabilir mi? Benim anladığım sorudan vekalet bu. Noktası önemli bu noktada. Hani vekaletin tam yetkiyi kapsıyorsa yaptırmasında bir sakınca yok. Ama yetkiyi kapsamıyorsa sadece iş takibi yönünden vekalet diyorsa o problem doğurur. Biz bu noktada şey sıkıntısı illa imza sirküleri sorunu çıkarmıyoruz burada. Daha önce yabancı sermayede çok çalışmadım ama daha önce şunu kabul ediyordu yabancı sermaye. Apostil dediğimiz uluslararası biraz daha imza sirküleri diyeyim. Bununla müracaatları kabul ediyorduk. Şu anda onu değerlendiriyor muyuz bilmiyorum. Fakat yabancı sermayede şu ana kadar yapılan yetkilendirmelerde bir sorun yaşanmadı. Yanlış değilsem yaklaşık 10 bine yakın yabancı sermayeli firma kayıt yapmış olabilir sisteme. Bir diğer soru, ben böyle soruları ileteyim isterseniz konu içerisinde yer almışken. 3 yıl dışarıdan başkalarını yetkilendirirken 3 yıl yetkilendirme doğru olacaktır değil mi denmiş. Aslında burada bir kısıtlama yok demiştiniz zaten. Şöyle kısıtlama yok. 3 yıl da yetkilendirilebilir, 5 yıl da. Yani dışarıdan yetkilendirme olması da buna ilgili bir kısıtlama değil. Sadece burada önemli olan durum şu. Bu şirket açısından da önemli. Mesela genelde bu yetki süreleri müşterek imzalarda da, müferit imzalarda da diyeyim hani kısıtlı oluyor. Nasıl kısıtlı oluyor? 5 yıl ya da 10 yıl gibi süreler bulunduruyor. Şimdi 5 yıllık yetkililerin kendilerine teşvik sistemi dağıtacakları yetkiliye 10 yıl vermesi biraz mantıksız bir süreç. Hani çünkü 5 yıl sonra zaten o yetkililer belki artık o imzayı yetki sahibi değiller. Firmada. O yüzden burada mümkün olduğunca verecekleri en uzun süre kendi yetkili süreleri olsun diyoruz biz. Hani bu noktada yetki uzatırlarsa yetki uzatma hakları da var zaten. Hani ilgili
yatırımcıların yetkilerini doğrudan uzatma hakkı var. Bu noktada da kısa bile verse, ki karşılaştığımız da oldu, bir ay veren de oldu, altı ay veren de oldu. Yetkilerini uzatmak istediler, biz de uzattık, yani bunda bir sıkıntı yok. Devlet yönetim sistemi sanırım, DYS sistemi yürürlüğe girdiğinde onun üzerinden mi başvuru yapılacak? E-Devlet üzerinden, devlet yönetim sisteminden değil de E-Devlet üzerinden müracaatlar devam ediyor. Yetkilendirilen kişi E-Devlet üzerinden girerek sistemden devam ediyor. Bir TC kimlik numarası olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla yabancı yatırımcılara da geçici kimlik numarası verebiliyorlar. E-Devlet'ten girebiliyorlar. Yani onlar da kendilerini yetkilendirebilirler. E-Devlet üzerinden geçici kimlik numarasıyla müracaatlarını yaparak devam edebilirler. Yatırım yeri tahsislerinde bakanlıktan belge yerine yazı alındığı durumlarda nasıl bir süreç işletiliyor? Şimdi E-TÜİŞ'te yatırım yeri tahsis istediğinizde önce yine bir belge müracaatı yapmanız gerekiyor. Bu her zaman eski sistemde de olsa, elektronik belge sürecinde de olsa bir belge müracaatının olması gerekiyor. Bu kapsamda yine yazıyı bakanlığımız normal yazı olarak veriyor. Yani burada bir dilekçe müracaatı da yapmanız gerekiyor bu noktada. Çünkü bizim ilgili birimle, bu yatırım yeri tahsisi yapan Milli Emlak dediğimiz birimle alakalı şu an sistemimiz koordine olmuş değil. Bu tabii ki olduğu zaman büyük bir ihtimal bu dilekçe süreci de ortadan kalkacaktır. Birden fazla kişiye yetkilendirme yapabiliyor muyuz? Tabii, birden fazla kişiye yetkilendirme yapılabilir bu noktada. Kısıtımız yok. Yani istenilen kadar yetki verilebilir. Tamam, bu soruda. Demin bir öneri vardı. Bu tahsis yazısının E-TÜİŞ'te entegrasyonu yapılamaz mı? Ben hani bu öneri... Yok, biz onu düşünüyoruz zaten, o entegrasyonu. Biz ilgili kurumla da konuştuk. Toplantılarımız da devam etti. Ama tabii değişiklikler olduğu için bazı süreçlerde bazı programlar biraz yavaş istiyor. İster istemez. Şimdi ama bunu yani bizim programımızda sistem üzerinde bu arsa tahsisi şeyi var, entegrasyonu var. Şu anda sorular bu kadar, gelen sorular. Bir tane yalnız geliyor, sorular geliyor Volkan Bey. Yetkilendirme ile ilgili yapılan başvurular bakanlık tarafından kaç gün içerisinde sonuçlanıyor? Şimdi yetkilendirme ile ilgili sonuçlanma süreci iki tane memur arkadaşımız bakıyorlar. Bazı dönemler, özellikle yabancı sermayeli firmaların bildirim dönemleri, bu biraz artı veriyor doğal olarak. Uzun olduğu, bir aya çıktığı dönem olduğu ilk zamanlar ve yabancı sermayeli. Ama genel itibariyle ortalama bir hafta içerisinde tamamlanıyor. Yani ortalama bir hafta diyebilirim. Turizm yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yatırım belgesi olması gerekli diye bu herhalde birisine cevap yazmışlar. Şöyle, belge sürecinde bazı şeylere cevap verin. Eğer bir eksik yazılıyorsa, red yazan ifade, eksik evraktan red, sizin hala teşviğin, ilk müracaat hakkınızın baki olduğunu gösterir. Yani burada eksik evraktan reddedildi diye bir ifade görüyorsanız, bu noktada ilk müracaat tarihiniz şeyini, geçerliliğini koruyordur. Yani tekrar o belgeyle müracaat edebiliyorsunuz. Tekrar o eksik evrağı belgeye dönüştür dediğiniz anda o tarihiniz koruyor. Ama yeni bir belge düzenlerseniz onun yerine tekrardan müracaat yaparsanız bunu korumuyor. Özellikle bu noktada kılavuzdan faydalanmanızı ben tavsiye ediyorum ki kılavuzda bu noktada ciddi anlamda detaylı bilgi veriyor zaten. Bir eksik evraktan başvuru reddedildiği zaman nasıl tekrardan müracaatı aktif hale çevirebileceğinizi dair. Zaten birazdan da sistemde bunu nereden yapıldığını gösteririz inşallah. Şimdi yine sorular var. Üç tane soru var. İsterseniz sorayım mı, devam mı edelim? Nasıl, sizi zorluyor mu? Yetkilendirme ile ilgili soru varsa onları öncelikle cevaplayalım. Onunla ilgili bir sistemimizden gerekirse birkaç küçük şey gösterelim. Hani daha sonra diğer konularla alakalı soruları alalım. Hani belge reddiyle alakalı soruyu belgeyle ilgili kısmı anlatırken alabilirsek, hani belki, ya da belgeyle ilgili soruları daha sağlıklı cevap vermiş oluruz. Sonundan da kopmamış oluruz böylelikle. Arkadaşlardan da bunu istirham edelim katılımcılarımızdan. Yani mümkün mertebe konusunda soruyu sormaya çalışalım. Şu anda E-TÜİŞ ilk müracaatta neler yapılmalı? Bununla ilgili sorular olursa
Şimdi yetkilendirecek kişinin imza sürküllerinde ismi olması zorunlu mudur? Bu yetkilendirecek öyle. Kişinin olması zorunlu ama hani... yetkilendirilecek kişinin imza sürküllerinde evet. isminin olması gerekmiyor. Taahhütname de olması gerekiyor. Bu özellikle aynen. biz taahhütnameyi zaten bu şekilde koyduk. Bir hem yetkilendirme formunda hem taahhütnamede olması gerekiyor. Evet. Yoksa imza sürküllerini o kişiyi ortak etmenize gerek yok. Yani şirket sahibi yapmamıza gerek yok. Bu noktada yanlış bir işlem olmuş olur firma açısından da. O yüzden mümkün olduğunca taahhütname zaten şu var. İmza sürküllerinde olan bir kişi yetkilendirilebilir mi? Evet. Yani yetkilendirmede bunu özellikle söylüyorum. Bir sınır yok. Eğer firma sahibi kendini yetkilendirmek istiyorsa kendi işlemini kendi yapabilir. İmza sirkülleriyle müracaat eder. Taahhütünü koyar. Ben her türlü ceza müeyyideye de razıyım yaptığım işlemlerle alakalı. İlgili evrağını da gönderir. Dediğim gibi bu süreci kendisi için işletir. Başka biri yerine kendisi için işletmiş olur. Bu soru vardı. Onu da cevaplamış oldunuz zaten. Bu konuyu sözlü olarak sorabilir miyim? Hüseyin Bey sözlü olarak sormak istiyor ama bence buraya yazın Hüseyin Bey sorunuzu. Ben sistemin ne şekilde size söz hakkı vereceğini ama burada bir şey olabilir. Diğer arkadaşlara da, katılımcılara da bir haksızlık olabilir. Herkes bu yöntemi denemek isteyebilir. O anlamda sorunuzu yazarak gönderirseniz daha iyi olacağını düşünüyorum. İmza sürküllerinde imzası bulunan şirket ortaklarının doğrudan başvuru yapması, yetkilendirme olmadan yapması işlemleri kolaylaştırmaz mı? Şöyle, o sistem üzerinde çalışıyoruz ama o sistem biraz kolay bir sistem değil. Evet, biz de onu düşünüyoruz. Normalde imza sahiplerini keşke dedik sisteme alsak ama biraz zorluklarından dolayı ona geçiş yapamadık. Yoksa bizim de istediğimiz E-Devlet üzerinden, ticaret sicilden de ilgili yetkilileri seçerek kendileri girdiği zaman evet bu kişiler firma yetkilisi mi? İstediği kişiyi de gerekirse yetkili olarak tanımlayabilecekleri bir sistem ama yani şu anki altyapımızda onu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Belki ileride bu tekrardan olur ama biz dediğim gibi yani bunu daha kolaylaştırmak için şu an kayıtlı elektronik posta üzerinden yetkilendirme alacağımız bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Hani notere gitmeden, bir taahhütnameyi noterde sunmadan imza sürküllerini KEP'ten sunarak ve yetkilendirme formunda kendi yetkililer kimlerse imzalayarak KEP'ten gönderdikleri bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu biraz daha dediğiniz gibi o silsileyi biraz daha kolaylaştıracak. Yani noter tarafına gitmeden belki elinde bulunan imza sürkülleriyle müracaat etme işlemini kolaylaştıracaktır. Azletme sürecini de daha kolaylaştıracaktır. Çünkü elektronik geleceği için müracaatlar biraz daha bu hani 1-2 günlük bile kayıtlar olsa onlar yaşanmayacaktır. Yani bu noktada benim söyleyebileceğim bu. Yetkilendirme için herhangi bir süre sınırı var mı diye sormuşlar. Yok. Bunu özellikle daha demin de bahsettik bundan. Bir süre sınırımız yok yetkilendirmeyle alakalı. Ama bunu hani ben vurguluyorum. Yetkilendirecek kişinin imza sürküllerindeki süre sonunu aşmazsa daha sağlıklı olur diye belirtebilirim ben bunu. Bu başvuruyla ilgili yanılmıyorsam bu soru. Yani istediğimiz zaman başvuru yapabiliyor muyuz? Evet, yani yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman yetkilendirme başvurusu yapılabilir tabii. Sanırım Aslan Hanım biraz az önce bundan bahsedildi ama devlet yönetim sistemi değil de ETUS'un kendi sistemi üzerinden bu süreçler yürütülüyor. Bu da bakanlığın web sitesi üzerinde bir linki var, ulaşabiliyorsunuz oradan. Şöyle, biz yetkilendirmeyi dilekçeyle alıyoruz. Kendi sistemimizde yapıyoruz önce yetkilendirmeyi. Bu bizim için önemli bir dayanak noktamız çünkü. Ondan sonra E-Devlet üzerinden girerek bütün işlemlerimize devam ediyoruz. Yani ilk yetkilendirme süreci sadece dilekçeyle. Ama ondan sonraki yetkilendirme sürecinden sonraki işlemler bakanlığın sayfası üzerinden. E-Devlet üzerinden girerek bakanlığın üzerinden devam ediyor. Son bir soru daha. ETUS sistemini açıklayabilir misiniz? Zaten şu anda onu açıklıyoruz. Evet. Taahhütname formunda noterler en alt paragrafta paragrafı silerek imza mühür vurabiliyorlar. Bu belge geçerli midir? Şimdi en altı silerek dediğiniz hangi kısmı? Bunun zaten büyük bir ihtimal üst tarafa yazıyorlar.
Aynen. Ama bunların hepsinin yazılması gerekiyor. Yani bu bir resmi evrak, noterler biraz daha buna şeye göre hareket edemezler. Bu bir resmi evrak çünkü. Hani bir kurumun istediği bir resmi evrak. Bunu üst tarafta büyük bir ihtimal belirttikleri için, yazılarında belirttikleri için siliyorlardır. Bir oraya dikkat edilirse büyük bir ihtimal o üst tarafta yazı içeriğinde vardır diye. Bir de orada eski kimlik, yeni kimlik durumu var. O eski kimlikse evet, eski kimliği bırakıyordur. Yeni kimlikse yeni kimliği bırakıyordur. Evet. Evet. Orada dediğiniz gibi zaten şu an ekranda gözüküyor mu benim paylaşımı yaptığım? Aynen gözüküyor. Orada bakarsanız ibraz edilen kimlik nüfus cüzdanı ise ya da yeni TC kimlik kartı ise diye iki bölüm var. Bu noktada ikisi için de ayrı ayrı. Yani eğer nüfus cüzdanı ise nüfus cüzdanı olarak doldurulmalı, kimlik kartı ise kimlik kartı olarak. Yani buradan birisi silinebilir bu kimliğe göre tabii. Bu noktada bir sakınca yok tabii bunun. Emin Bey size destek yönetim sistemi değil mi diye sormuş. Yani bilmediğim için devlet yönetim sistemi dedim ben, ama devlet destek yönetim sistemi ise de bilmiyorum. Yani DYS olarak kim yazmışsa onun açıklamasını yazabilir oraya. Yetkilendirme süresini söyledik. İstediği kadar yapabilir. İmza sürküllerindeki süreyi aşmamak kaydıyla. Dayanak kısmı. Dayanak kısmını sildiklerini söylüyorlar Volkan Bey. Yani şu ana kadar dayanağı sildiğinde bizim taraftan bir sorun yaşandı mı? Onu yukarı yazmış olduklarını dediğim gibi ben yine şey yapıyorum. Bir bakayım şuradaki aşağıya. Noterliğinden. Yani bunu zaten noter orada imzasını attığı için bunda bir sorun kalmıyor. Orada noter zaten ben burada kendi imzamı basıyorum dediği için bunda bir sakınca olmuyor, ama genel itibariyle bunun olması gerekiyor ki biz hani gördün mü? Genelde noterler ya giderek ya da rahatsız olabilir yetkili kişi evine gitmiştir, orada görmüştür. Evet, bu kişiyi yetkilendirdi, ben sağlıklı koşullarda yetkilendirdiğini görüyorum dediği bir dayanak aslında bu bizim için. Tekrar onlar... sorular geliyor. Tekrar sorular geliyor arkadaşlar, katılımcılar, sayın katılımcılar. Ben bu tekrar soruları tekrardan cevaplandırmayacağım. Çünkü bunlar kayda alınacak, sonra tekrar izleyebileceksiniz bunu. Dolayısıyla da işte yetkilendirme süresi maksimum kaç yıl olabilir? Bu tekrar tekrar sorulan bir soru olmaya başladı. Bu anlamda da lütfen biraz hani sabredeceğiz. Eğitimimiz bittikten sonra bunun videosundan tekrar izleyebileceksiniz. Birçok kez cevaplandı bu soru. Şimdi yetkilendirme ile ilgili sorular bittiyse yavaş yavaş şeye geçebiliriz. İstiyorsanız. Kaydı bitirdiğimizde zaten e-posta adreslerinize gelecek. Siz kayıt yaptınız ya giriş yaparken. Oradaki e-posta adreslerinize linkler gönderilecek. Ayrıca bizim ajansımızın YouTube kanalında da yayınlanacak. Başka da soru yok şu anda. Tabii konuyla tamam, ilgili soru var mı diye baktılar. Yetkilenmiş herhangi bir süre yoksa istediğim zaman var. Bunu cevapladık zaten. ETUS alan firmaların belge bilgisine bu belge konusu. Evet. Volkan Bey ilerlesin. Hakikaten de hani bir tartışma gibi soruları sorduğunuzu fark ediyorum şu anda. Hani hepsini de bakıp boş geçmek de istemiyorum ama mümkün mertebe tartışma şeklinde değil de nokta atışı soru şeklinde olursa daha iyi olur. Yani şöyle olsa iyi olur, böyle olsa iyi olur sözlerinden ziyade. Bir kopukluk yok değil mi? Benim yok. Şeyde bir sorun var gibi söyledi ama. Kutlu Bey. O zaman şöyle diyelim, yetkilendirildikten sonra firmalar ne yapıyorlar? Yani önemli olan bu. Firma bilgilerinin tanımlanması yapılması gerekiyor. Yani bizim firma alanından yetkilendirme sürecinden sonra daha demin de size şurada gösterdiğim gibi
şu grafikte yetkilendirme teyit e-postası ilgili yetkiliye gidiyor artık. Yani siz yetkilendirildiniz, giriş işlem yapabilirsiniz diye. Burada önemli olan mail adresinin doğru girilmesi, telefon adresinin doğru girilmesi, iletişim adresinin doğru girilmesi. Dün biraz Kutlu Bey'le de konuştuk. Yani iletişimdeki bir rakam hatası, bir harf hatası bizde iletişimsizlik doğuruyor. O yüzden bu dikkat edilmesi gereken bir husus ki yetkilendirme sürecinde bazen bazı sorunlar yaşanıyor. Deniyor ki işte bize e-posta gelmedi. Normalde sisteme posta yolluyor ama bu noktada benim tavsiyem tekrardan gönderirken bilginin doğru olduğuna dair teyit edilerek gönderilmesi. Yani bu çok önemli. Küçük bir yer ama çok önemli bir yer. Hani burada şu oluyor Volkan Bey, eğer e-posta adresi yanlış girilmişse, son zamanlarda bizi çok arayan oldu bununla ilgili, yanlış mail alamadığından. Biz sisteme girip gün be gün kontrol etmesini, zaten kayıt açılmışsa kendisini orada görebilecek. Girebiliyor. Bu şekilde tavsiye ediyoruz. Hani o noktada gün be gün Kutlu Bey'in de izah ettiği gibi takip edilebilir. Genelde bakanlığımıza mail yoluyla da soranlar oluyor. Hani bu, ben her zaman öyle diyorum. Yani küçük bir nokta bazen hayatı değiştirebiliyor. Bu noktada önemli. Çünkü hani bilgi bilgidir. Bilgi her zaman doğru olması her zaman da hayatımızı kolaylaştırır. Ne zaman bilgi ufak hatalara uğrarsa hayatımızda yanlış yönlere gitme olasılığımız var. Firmanın vergi numarası değişmeden sadece ünvan değişikliği olursa daha şey aşamasında, yetkilendirme aşamasında aktivasyonu sağlandı. Sonra firmanın ünvanı değişti diyor. Ya vergi numarası değişmediyse sorun değil. Bu noktada bizde şöyle bir durumumuz var. Firmanın artık sisteme girerek Mersis bilgilerini güncelle dediğimiz bir kısım var. Yani buraya yetkili firmanın eğer vergi numarası değişmediyse öncelikle Mersis'teki bilgilerin güncel halini koruması gerekiyor. Yani Mersis'te güncelliği yoksa zaten vergi dairesine gidildiğinde sorun da yaşanıyor o noktada. Önemli değil, yetkilendirme yapılabilir, devam edilebilir. Bu noktada bir sıkıntımız yok. Firma bu noktada geldiği zaman, bizim burada zaten ekranlarımızda da şöyle. Şimdi sistem üzerinden uygulamalı olarak gösterecek Volkan Bey. Bu arada sorularınızı daha sonra sorarsanız daha iyi olur. Çünkü genelde ekranda nasıl işlemler yapılıyor? Bununla ilgili soru çok geliyor. Şöyle. Şimdi bu noktada bizim yetkilendirilen kişiden ilk yapmasını istediğimiz yatırımcı bilgileri dediğimiz alanın güncellenmesi. Yani burada solda en alt menünün bir altında yatırımcı dediğimiz alan içerisinde yatırımcı bilgileri dediğimiz bir alan var. Bu alanın ortaklık yapısını biz doldurmasını istiyoruz bu noktada. Burada örnek olarak şurada daha demin sorulan soruda vergi numaram değişmedi ama yetkilendirildim. Şurada gördüğünüz gibi bir Mersis bilgileri güncelle butonumuz var. Mersis bilgileri güncelle dediğimizde vergi numarası değişmediyse bu bilgi doğrudan zaten bize Mersis'ten geliyor. Siz buradaki işlemlerinizi yaptıktan sonra başvuruyu tamamla dediğinizde bu başvuruyu tamamlayabiliyorsunuz bu noktada. Hani bu bizim için önemli. Burada detaylar, burada bilgilerin doğru girilmesi önemli. Çünkü iletişim kopukluğu yaşanmasın diye. Burada ortaklık listesinde aslında firma bilgilerinde en çok yaşanan sorunlardan biri ortaklık yapısını girerken yaşanan sorunlar var. Buradan biraz bahsetmek istiyorum ben. Şimdi şöyle gidersek daha iyi olabilir Volkan Bey. Yerli firma kaydı yapıyoruz şu anda. Yerli firma, yabancı firma da olabilir. Çünkü bu süreçler her ikisinde de aynı devam eden bir süreç. Hani bu önemli. Sadece farkını orada anlatacaksınız yabancı sermaye ile ilgili. Farkını ek 1 2 2 dediğimiz evraklar oluşturuyor aslında burada. İstediğimiz bilgiler oluşturuyor. Burada önemli olan ortak listesi oluştururken ki ortakların bazen bize gelen soruların geneli şöyle. İşte ben şu an hisse devri yaptım. İşte A kişisi kuruluştan girmişti, kuruluş ortağıydı. Onu kuruluş diye yazdım. B kişisi hisse aldı. Onu da hisse devri olarak yazdım. Sistem hata veriyor diyor. Biz burada istediğimiz şey şu.
Yapılan işlem neyse oraya onu yazmanız. Yani A kişisi kuruluştan girmiş olabilir ama yapılan işlem son ticaret sicil işlemi, hisse devri işlemi. Oraya hisse devri yapılmasını istiyoruz. Eğer yaptığınız işlem ilk kuruluş değil ise. Hani bu en çok yaşanılan sorunlardan birisi. İzah edebildim mi bilmiyorum. Açık oldu mu? Bilemiyorum. Ticaret sicil gazetelerinde zaten değişikliklerin açıklaması var. Oradan bulunabiliyor bu ibareler. Tabii orada zaten diyor hisse devri diyor. Alt tarafta ortakların artık sermayeleri yazıyor. O yüzden oraya bizim ilk kuruluştaki sahibi olarak değil, ilk kuruluştan girdiğini aynen belirtmek yerine o anki hisse devri işlemindeki sermaye neyse hisse devri yazıp o sermayesini yazmamız gerekiyor. Bu aynen önemli. Genelde bu hataya neden oluyor. Anlaşılamayabiliyor. Yapılan işlem neyse onun işlem tipini yazmamız gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Çok sık gelen hatalardan biri de bu. Yani bizim tarafımızda. Yani ortağa şans geldiğiniz zaman buradan yeni ortak ekle dediğimiz zaman burada mesela iki şey var. Firma ortak, şahıs ortak, halka açık. Firma ortaksa firma ortak seçtiğinizde firma ortak bilgileri. Firma ortak dediğimiz şey de ortaklık yapısında firmanın bulunması demek aslında. Yani burada bu, belirteyim. Mesela yani şahıs firmasıysa sadece o şahıs kendi bilgilerini mi giriyor? Tabii şahıs firmasıysa şahıs olarak girebilir. Burada genelde şu oluyor. Mesela AAŞ şirketin ortaklarında BAŞ var. Buraya BAŞ'yi girmesi gerekiyor. Yani firmanın ortak adı dediği firma adı. Firma adresi, vergi numarası, kuruluş tarihi. Bu tarz bilgilerin girilmesi gerekiyor buraya. Ki firma ortak olarak kaydedilmiş olsun. Yani limited olabilir, AŞ olabilir, buradaki firma, kamu kurumu olabilir, başka bir şey olabilir. Hani ve benzeri şeklinde diyebilirim yani. Şahıs ortak ise şahıs, bildiğimiz TC kimlik sahibi şahısların olduğu ortaklar yapısında şahıs ortak varsa şahıs ortak olarak girmesi gerekiyor. Yani şahıssa ortaklar daha doğrusu, tüzel kişilik değilse. Burada net olmayan bir şey yok zaten. Yani, soru var mı? Soru hani sadece şahıs şirketi ise yine kendi bilgisini girecek oraya. Evet, şahıs şirketi ise şahsın kendi bilgisini girmesi yeterli. Zaten TC kimlik numarasına bağlı şahıslar. Vergiden de, gümrükten de yapılan işlemlerde genelde TC kimlik numarası. Gene bir VKN veriyorlar vergiden ama çoğu işlem TC kimlik numarası üstünden yürüdüğü için şahıs ortakta doğrudan şahıs diye yazabilirsiniz. Şahıs firmasıysa. Sermaye yapısına giriyoruz. Sermaye yapısı işte burada ortak listesine ne girdiyseniz buraya zaten doğrudan onlar geliyor. Hani bu otomatik bir ekran aslında. Buraya bir giriş yapmanıza gerek yok. Yeter ki baştaki şey doğru olsun. Bilgi doğru olsun. Yani burada gördüğünüz gibi ilk kuruluş ortakları bu. Bir hisse şuradan mesela şöyle yapsam bir tane yerli şahıs diyelim. Hani seçtim. Adres. Mesela burada zorunlu mu 23 hane? Evet. 11 haneli olmasını bekleyecek o. 23 diyorum. Gümrüğe gitti şey. Kusura bakmayın. Vergi numaraya gerek yok. E-mail adresi zorunlu alan mı? Evet. Şöyle. .com yazılması lazım herhalde. Evet, onu da almıyorum. Sermaye tutarı diyelim. İşlem tipi mesela burada hisse devri dediğimiz zaman işlem tarihi, ticaret sicildeki tescil tarihi dediğimiz tarih, telefon numarası, kaydet dediğimiz anda tabii burada bir başvurusu var. Burada sistem şöyle çalışıyor. Herhangi bir başvuru varsa başka başvuruya izin vermiyor özellikle. Burada hisse devri yazdığımızda ve hisse devri yine bir şahıs daha girdiğimiz zaman buraya geldiğimizde sermaye yapısında otomatik olarak şurada hisse devrini görüyoruz. Burada da alt tarafta ilgili kişileri görüyoruz. Yani bunu belirtmek istiyorum.
Şimdi buralar tamamlandıktan sonra yerli firmaysa doğrudan başvuru tamamlamaya gidebilir. Hani ek 1 ek 2'yi doldurmak zorunda değil. Öyle bir zorunluluğu yok. Bir şeyi de yok, hükmü de yok. Zaten ek 1'e tıklarsanız doğrudan yabancı yatırımlar için faaliyet bilgi formu diye bir kırmızı yazıyla bir ifade var. Yani yabancı yatırımcı olması gerekiyor. Ek 2'de de yabancı yatırımcı olması gerekiyor. Genelde yabancı yatırımcılar tarafından gelen ek 4 formları soruları oluyor bu noktada. Ek 4 formları ile ilgili eski sistem dilekçeyle devam ediyor. Buradan belirtmek istiyorum yine. Hani ETUİS'te bir şeyi yok hala ek 4'ün. Burada ek 1 formunda yaşanan sorunlardan biri faaliyet yılı önüne 2018 gelebiliyor. Önemli değil. İlgili arkadaşlar devam etsinler. 2019'un yılını eklediklerinde 2018 olarak karşılarına ya da 2019 bu faaliyet raporu gelmiş olabilir. Bu noktada yıl şuradaki geçerli faaliyet yılı buraya 2019 yazmasına rağmen burada 2018 görse bile bir sakıncası yok. Bunu özellikle şu anlık belirtiyorum. Bu sistemsel bir sorun var. O düzeltildikten sonra zaten gerçek faaliyet yılı oraya işlenmiş olacak. Veri tabanında doğru olanı tutuluyor. Yani 2019 ise 2019 tutuluyor yani. Burada bir Volkan Bey, ticaret sicille ilgili bütün değişiklikleri mi girmemiz gerekiyor yoksa son durumu girmemiz yeterli mi diye? Şimdi o sektörle alakalı. Genelde sektörler ilk kuruluşu son durumu istiyor olabilirler. Ya da bir önceki durumu istiyor olabilirler. Bazı devir durumlarında çünkü sermaye yapısını incelemek istiyor olabilirler. Genel itibariyle o sektörün istediği duruma göre değişebilir. Ama genel uygulamada ilk kuruluş, son sermaye diye hani ayrı ayrı. Çünkü ilk kuruluşun da kimin kurduğunu görmek istiyor son haliyle. Ama bu yabancı sermaye de önemli tabii. Bu ilk kuruluş, yabancı sermaye de. Sonraki adımlar her biri önemli yabancı sermayede. Yani yerliye döndü mü dönmedi mi? Bu sektör eğer sizden tekrardan isterse sermaye yapınızı güncelleyin ya da şunlar da girin derse bunlar girilmesi gerekiyor yani. Uyarı mı gidiyor orada yanlış bir şey yapıldığı zaman uyarı mı gidiyor? İletişimden ulaşıp şey yapabilir sektör yetkilileri, uzmanları. İletişim numarasından, buraya girilen iletişim numarasından ulaşıp sizin şu sermaye yapınız gözükmüyor, bu sermaye yapınızı girmeniz gerekiyor diyebilir. Yani bu noktada girilmesi gerekir. Ek 2'ye geldik sanırım. Ek 2 sermaye bilgi formu bizim. Hani bu da yabancı sermaye firmaların ek 1 ek 2 biliyorsunuz Mayıs ayı sonuna kadar girilmesi gerekiyor. Ama bazen şu sorular geliyor. Pandemi dönemi olması itibariyle geç girebilir miyiz diye gelenler. Bunda bir sakınca yok. Bir cezai müeyyidesi şu an ek 1 ek 2'nin yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelir mi? Gelmez. Hani şu anlık ama bir kanun var ortada. Girilmesi gerekiyor diyor Mayıs ayı sonuna kadar. Biz pandemi döneminde biraz daha tabii pandemi olduğu için bu Haziran'a Temmuz'a sarkabiliyor. Bundan sonra ne olur bilemeyiz. Hani önümüzdeki yıllarda bu tarz durumlarda. Bu tarz şeylerde çok sorun olmuyor. Yani mümkün olduğunca Mayıs ayına sonuna kadar yetiştirilsin. Olmadığı zaman da ya yetiştiremedim deyip başvuru yapılmaması da ayrı bir durum olabilir. Geçse bile başvuru yapılsın yani. O bilgi ek 1 ve ek 2'ler sunulsun yani. Tarihleri geçse bile. Geçici kimlik numarasıyla müracaat eden kişiler yabancı sermaye mi? Şimdi yabancı sermaye biz öyle bakmıyoruz. Yabancı sermaye de belki yurt içinde biri de yabancı sermaye olabilir. Yurt dışında yerleşiktir Almanya'da. Bu da yabancı sermaye olabilir. TC kimlik sahibi olabilir yani bu noktada. O yüzden oradaki yapı biraz daha farklı. Hani orada bir geçici kimlik sahibi var bu yabancı sermayeli diyebilme biraz farklı. Vatandaşlığı varsa o ülkede onu da sayabiliyorsunuz yani değil mi? Mesela Alman vatandaşı aynı zamanda Türk vatandaşı. Genel itibariyle Alman vatandaşı olanlar da ikamet adresi Almanya olduğu için yabancı sermayeli olarak geçiyorlar. Yani ikamet adresleri burada biraz daha şey olabiliyor. Yani burada çok detay bir bilgim yok. Yanlış da yönlendirmeyeyim ama hani küçük bir ilgi kapsamında bildiğim Almanya'da ikamet ediyorsa o da yabancı sermayeli diye gözükebiliyor yani sistemsel. Tamam.
Evet, TEK2'den sonra bağlı işlemler, başvuru tamamlama süreci var. Bağlı iştiraklar, bunlar ayrı. Bunlar genelde kamu kurumlarında oluyorlar. Hani varsa. Daha sonra zaten bağlı iştiraklar çoğu firmada yok. Yani bir iki tane teklif varsa bildiğim kadarıyla. Bu noktadan sonra da yapılacak şey başvuruyu tamamla ve imzala. Burada vurgulayacağım şey, belge döneminde eğer vergi numarası değişmedi, ünvan değişikliği varsa yine burada Merses bilgisi güncelle diyerek başvuru güncelle dedikten sonra yatırımcı bilgileri kaydetleyip başvuru tamamlama yapabiliyoruz. Yani bu hususlardan biri. Ama bir vergi değişikliği varsa burada biz firmaların yeniden tanımlanmasını istiyoruz. Çünkü artık eski firma yok. Yeni firma var. Yeni firmanın tanımlanması gerekiyor. Yeniden bir yetkilendirme yapılması gerekiyor. Çünkü yeni firmadaki ortakları bilmiyoruz. Bazen limite şirketlere AŞ'ye dönüşüyor. Biliyorsunuz ki AŞ'lerin ortaklık yapısını verme zorunluluğu yok normal itibariyle. Ticari sicilde gözükmüyor. O yüzden biz bu noktada yeniden bu firmaların düzenlenmesini, fakat dilekçelerde şunu belirtmelerini özellikle istiyoruz. Ben mesela limitetten AŞ'ye dönüşen bir firmayım. Vergi numaram değişti. Eğer daha önce sisteme kayıt yaptırdıysam, limitetten AŞ'ye dönüyorsam, bunu özellikle vurguluyorum. Hani bu noktada nevi değişikliğini yaptığımı belirtmem gerekiyor ki herhangi bir teşvik belgesi ya da herhangi bir önceki bilgisi varsa bu bilgileri birbiriyle bağlayabilelim biz. Eğer bunu belirtmediğiniz takdirde iki tane farklı firma oluşturmuş oluyoruz sistemde. Bu iki farklı firmada hatalara neden oluyor. Firmalar geliyorlar, biz devretmeye çalışıyoruz. Neden devretmeye çalışıyorsunuz dediğimizde belgeli. İşte biz limitettik, AŞ'ye dönüştük. İki tane firmamız var sistemde. Limitetten AŞ'ye belgemizi devretmek istiyoruz diyorlar. Limitetten AŞ'ye devretmiyoruz. Bize özellikle nevi değişikliğini belirttiğiniz zaman biz zaten önceki belgeleri sistemden nevi değişikliğini yaparak bağlıyoruz. Yani bir devir söz konusu olmuyor burada. Hani bunu burada belirtmek istiyorum ki burada Mersis bilgileri güncelle diyerek de bu işlemi yapamıyorsunuz. Bunu yine dilekçeyle ve yetkilendirme formlarıyla tekrardan gelinmesi gerekiyor bakanlığa. Sermaye sahibi yerli firma olmakla birlikte iştiraki varmış. Yurt dışında iştiraki varmış. Yine ek 1 ek 2 doldurması bağlı gerekiyor. Bağlı iştirakları onu bilemiyorum. O detayı bilmiyorum. Ona şu an cevap veremeyeceğim. Özür dilerim o noktada. Onu yabancı sermaye ile alakalı arayıp ki zaten daire başkanımız Ali Caner Gürer Bey hani bununla alakalı bilgileri doğrudan mail de atabilirsiniz. Maille cevaplanabilir. ETU'ysa bu mailler atılıyor. Bunlar da hani cevaplayabiliriz yani. Yine yani o az önce söylemiş olduğunuz konuyla ilgili hani Volkan Bey şu anda bununla ilgili çok bilgim yok dedi. İkametgah mı önemli yabancı sermaye dediği. Hani değişebilir tabii ki orada ortaklık yapısında. Bununla ilgili isterseniz Volkan Bey'in dediği gibi başka kanallardan bu bilgiyi edinmeye çalışalım. Mersis vergi numarası dışındaki değişiklik olması halinde düzenlenmiş belgeyi revize etmek gerekiyor mu? Baştan başlamak gerekiyor. Şöyle, Mersis değişikliği dediği farklı bir firmaya mı dönüşmeden kasıt yoksa vergi numarası dışında değişiklik olmaz. Pardon, vergi numarası dışında değişiklik olmasından bahsediyorum. Mersis kaydı güncelle denmesi gerekiyor. Mersis doğu bilginin doğru olması gerekiyor ki buradan o kaydı, bakın özellikle vurguluyorum. Burada bir değişiklik varsa Mersis'te, şu alan Mersis'ten gelen alan bize. Burada herhangi bir değişiklik varsa bu alan Mersis bilgisi güncelle dediğiniz andan itibaren değişiyor zaten. Daha sonra başvuruyu tamamla dediğinizde ilgili müracaat bize düşüyor. Biz onayladıktan sonra sistemde ilgili bilginiz güncel olarak devam ediyor. Önceden doldurduğumuz doğrudan yabancı sermaye bilgi formu vardı. Orada iştiraklerimize ilişkin mali bilgileri paylaşıyorduk. O formları Mayıs sonuna kadar iletiyorduk. Artık o formları iletmemize gerek yok değil mi? Buna da cevap veremeyeceğim. İştiraklerle ilgili bizim doğrudan burada iki şeyimiz var. Ek 4 olabilir dediğiniz şey. Bu özellikle vurguluyorum. Ek 4 formları farklı. İçeriğini şu an bilmiyorum. Yani çünkü benim yabancı sermaye şeyim kısıtlı ya. Onu başka kanaldan o bilgiyi edinmeye çalışalım. Aynen. Hani oradaki tecrübem benim 3 aylık bir tecrübem var. 3 ayda da bu kadar şeye sahip olamadım yani.
Şimdi başta da söylediğim gibi konuya ilişkin soruları almaya çalışıyorum. Konuyla sıradan gittiğimiz konunun dışındaki soruları daha sonra konusu geldiğinde cevaplayacağız. O anlamda sabrınıza yani burada güveniyorum. Hani bekleyin lütfen, tamam mı? Yapılan sunumu yeniden izlemek istersek örnek sunumlar, örnek sunumlar, yabancı dönüşmesi halinde. Tamam, devam edebiliriz. Bir sıkıntı yok şu anda. Tamam. Şimdi burada başvuruyu tamamladıktan sonra burada evet bir süreç daha bekleniyor. Burada ilgili uzman arkadaşlarım ve ilgili dairenin bu firma ortak bilgilerinin onaylanması. Bu bilgiler onaylandıktan sonra firmalar artık gelip de yeni belge düzenleyebilme aşamasına geçiyorlar. Yani burada burası da şurada gördüğünüz gibi yeni belge girişi alanımız. Yani bu alan açılıveriyor. Bu alan normalde daha önce kapalı. Ne zaman ki yatırımcı bilgileri onaylanıyor, bu alan firmada yatırımcılara açılıveriyor. Burada da gördüğümüz gibi yani bir yatırımcı künye bilgilerinin önce bir kaydedilmesi gerekiyor. Burada yapılan en büyük hatalardan biri daha önce teminatla ithalatta teşvik belgesi karıştırılıyordu. Bu ilk ekranımızda, belge düzenlenmesi ekranında. Biz bunu daha sonra karıştırılmasın diye teşvik belgesi ve teminatlı izin diye ayırdık ama bunu hala tek tük hatalar geliyor. Yani ben burada bir izahat yapmak istiyorum o yüzden. Burada teminatlı ithalat izni dediğimiz bir yatırımınız eğer diğer kurumlardan kaynaklı belge alamayacak seviyede ise yani bir ÇED belgesi diyelim örnek olarak alamayacaksınız. Şu an müracaatı yaptığınız 3 ay gibi bir süre var diyelim. Ama yatırıma başlamanız gerekiyor. İthalle alakalı özellikle malların gümrükten gelmesiyle ilgili. Burada teminatla ithalat izni veriyoruz biz. Bu bir belge değil. Önce bir izin. Ne zaman ki ÇED kararı geldi, doğru oldu, evrağı eklediniz. Teminatlı ithalat iznini şurada belgeye dönüştür diye bizim bir linkimiz var. Bunu verdikten sonra teminatlı ithalat iznini biz belgeye dönüştürüyoruz sistemde. Hem teminatlı bununla alakalı da ne oluyor? Gidip yatırılan teminat varsa gümrüklerden geri alınmış oluyor. Hani yapılan işlemlerde. Volkan Bey şimdi belge başvurusuna geçtik ama soru da gelmiş. Ben de onu tamam, açıklayacaktım soru, aslında. Soru varsa i̇lk, alalım. Devam etmeyelim. İlk firma kaydını onayladıktan sonra bakanlığımız aslında hı-hı. Orada onaylayana kadar herhangi bir menüyü göremiyor. Belge düzenleme ile ilgili herhangi bir menüyü onaylandığı zaman o menüleri aktif ediyoruz ki herhangi bir girip bir belge düzenleme ya da başka bir hatalı işleme sebebiyet vermesin diye. Yani anladım. Sistemde firmanın tam bilgisi olmadan çünkü biz bu verileri sadece bizde tutmuyoruz. Maliyeye gönderiyoruz bir taraftan. Bir taraftan da gümrüklere gönderiyoruz. Yani bizim için o yüzden en başta da belirtmiştim. Bilginin doğruluğu ve tam olması önemli. Bilgi doğru olduğu müddetçe yani herhangi bir yanlışa sebep olmasın diye de biz o firma tanımlaması onaylanana kadar yan menüleri açmıyoruz. Belge müracaat talep tipi kısmına tahsis yazısı diye bir özellik eklenebilir. Bunlar bu önerileri arkadaşlar sonra alırız, iletiriz bakanlığımıza. Şöyle tahsis, evet bu zaten ben özellikle söylüyorum. Yatırım yeri tahsisiyle ilgili sorduğumuz konularda o ilgili kurumla yapacağımız protokol sonucunda netleşecek bir durum. Yani bizim bunu sisteme almadığımız bir şey söz konusu değil. Sadece şu an protokoller oluşmadığı için, yapılmadığı için sürecin içerisinde değil. Yoksa bizim programımız içerisinde olan bir durum. Bir sistemi elektronik yapmışken diğer sistemi elle devam ettirmek tabii ki uygun değil bu noktada. Fakat bu her zaman yapılan işlemler istenildiği gibi bazen gidemeyebiliyor. Biraz ağırdan gidebiliyor. Bu protokoller tamamlandığı zaman biz bu tahsisle ilgili de sistemden zaten bildirimlerimizi yapacağız ki daha sağlıklı bir sonuç oluşsun. Yani bir evrak süreci oluşmasın arada yine. Bir haftalık ya da iki günlük kayıplar evet. Oluşmasın yine. Kaldığımız yerden devam edebiliriz Volkan Bey. Şu anda sorumuz tamam. Var. Tamam. Buradaki
İlk hatalardan biri bu. Yani belge müracaat talep tipini biz yatırım teşvik belgesi diye çevirdik. Yani açık bir şekilde yazıyor hani burada. Buraya dikkat edilmesi gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken ikinci husus, genelde soruyorlar kararnameye ne yazacağız? Tek kararname zaten çıkıyor burada. 3305 sayılı. Bundan sonra birden fazla karar çıkarsa o zaman o kararname değişir burada hani. Ama şu an tek var. Bir yapılan hata da şurada US 97 ile alakalı bir hata var. Burada özellikle vurgulamam gerekiyor. US 97'de ticaret kodları var. Satış işlemi ya da ticari faaliyet diye. Bu kodların girilmemesi gerekiyor. Üretim kodları dediğimiz kodların girilmesi gerekiyor burada. Yani firmalarımız bazen undefined dediğimiz bir hata alıyorlar müracaatta. Bu genel itibariyle burada yaptıkları US 97 kodunun ticari faaliyet kodu olarak girilmiş olması. Buna dikkat edilmesini ben... Yani NACE kodu olarak mı giriyorlar oraya? Buraya US 97, bizim ulusal faaliyet tamam. sınıflandırma kodumuz. NACE kodunu biz otomatik olarak arka planda tutuyoruz. Yani tamam. buraya girilen kodu otomatik NACE kodu olarak arka planda tutuyoruz biz. Burada, belki atlanmış olabilir. Başvuru süresi 36 ay en fazla yazılabiliyor değil mi? Başlangıç için. 36 ay şöyle, 48 ay da yazabilirler. Bu sorun değil. Yatırım eğer 48 aysa büyük yatırımlar olabilir. 60 ay olabilir. Bazı yatırımlar var 60 ay. Hani bu noktada bir sorun yok. Ama genel itibariyle genel uygulama 36 ay. Yani çoğunluğa bakacak olursak yatırımların genel ortalama süresi 36 ay olarak belirleniyor. Burada belge süre sonu dediğimiz başlangıcından itibaren kaç ay sürecek demek aslında buradaki ay ifadesi. 36 ay bizim standardımız. Buna bazen 12 ay yazıyorlar, daha sonra yatırım bitmemiş oluyor. Buna dikkat etmeleri. Genelde 36 ay yazarsa firmalarımız bu noktada sıkıntı yaşamayacaklarını, daha önce bitirirlerse de zaten yatırımlarını tamamlama vizesine müracaat etme imkanları var. Daha önce bitirip tamamlama vizesine müracaat ederler öyle bir durumda. Aynen. Otomatik 1,5 yılda uzatmaları var zaten. Evet, 1,5 yılda otomatik uzatma var. Burada herhalde anlaşılmayan bir alan yok. Burada en çok soru bize kararname tarih sayısı kısmında birden fazla seçenek çıkıyor ya. Aslında 3305, 2012, 3305'i seçiyor. Sadece 3305 çıkıyor. Belki proje bazlılar için çıkıyor olabilir ama teşvik belgesi müracaatı düzeltilmiştir o. Daha önce çıkıyordu Volkan Bey. Daha önce vardı. Dediğim gibi yani teşvik belge müracaatları şu an 3305 sayılı karar. Tamam. Yani ne olursa olsun 3305 sayılı karar yani. Bunu özellikle vurgulayayım. Bu yarın mevzuat değişir. Başka bir karar gelir. Büyük bir ihtimal o zaman da o kararı da ekleyeceğiz. O zaman hangi kararla müracaat ettiğine firma bakması gerekecek. Çünkü bu mevzuat değişiklikleri dediğim gibi olabilecek şeyler. Bir buçuk yıllık uzatmayı kullanmak için herhangi bir başvuru yapmaya gerek var mı? Yeni mevzuata göre yok. Yeni mevzuata göre yok ama sistem hala bunu sistemde otomatik hale getirmedik. Buradan süre uzatımından o müracaatı yapabilirsiniz. Zaten online toplasanız 5 dakikalık bir müracaat yani şurada. Aynen. Şöyle geldiğiniz zaman bile şu an benim sistem sizinkinden yavaş çalışıyor olabilir. Test sistemi çünkü. Yani yapılmamışsa bile kapatmada bunu şey görebiliyor. Sorun değil yani. Burada şurada değil. Gördüğünüz gibi müracaat evet ya da hayır mücbir sebep hayır dediğiniz zaman şurada müracaat tarihi zaten belge bitiş tarihi otomatikman karşınızda. Hani yani bir şey yapmanıza da gerek yok. Açıklamayı yazıp müracaatta bulunabiliyorsunuz. Mücbir sebepse gelip buradan mücbir sebebi seçerek ilgili de mücbir sebep evraklarını yüklemeniz gerekiyor. Çünkü mücbir sebebin süre uzatımı biraz daha şeyden farklı. Otomatik süre uzatımından. Yani yangın olmuş olabilir, sel baskını olmuş olabilir. Farklı durum mücbir sebepler olmuş olabilir. Onlar ayrı durumlar. Teminatlı ithalat izni nasıl yatırım teşvik belgesine dönüştürülüyor? Şimdi teminatlı ithalata daha demin dediğim gibi yeni belge girişi yaptınız, teminatlı ithalat seçtiniz. Burada biz sadece size burada ithal makine çekiş hakkı veriyoruz size.
Şurada açık belgelerim var mı? Bir bakayım. Şey, üzerinde çalıştığım belgeler. Mesela geldim ben bunu teminatlı ithalat izni seçtim. Ve burada benim sonraki sayfamda, tabii seçtikten sonra şunu kaydetmem gerekiyor. Bu önemli. Dedim sonraki sayfaya geçtim. Yatırım cinsini doldurdum. Ürün bilgisini. Bunların hepsini teminatlı müracaat yaparken de belge dolduruyor gibi doldurmamız gerekiyor. Belge bilgilerini. Yani yerli listemiz varsa yerli liste. İthal listemiz zaten teminatlı ithalat yapacağımız için ithal listemiz mutlaka olması gerekiyor. Yani ithal listeniz yoksa teminatlı ithalat müracaatının bir anlamı yok. Hani bunu özellikle vurguluyorum. Daha sonra ilgili evraklar, olan evraklar, olmayan evrakları da destek unsurları geliyor. Olan evrakları yüklüyorsunuz. Olmayan evraklarda zaten teminatlı ithalat müracaatı yapıldığı için yükleyemiyorsunuz. Onu belgeye dönüştür derken şurada bakın teminatlı ithalatı belgeye dönüştür bizim linkimiz var sol tarafta. Gelip buraya tıkladığımızda belgeyi seçiyoruz. Teminatlı ithalatı belgeye dönüştür diyoruz. Daha sonra da şurada belge değişiklik talepleri var. Onaya sunum ekranı. Buraya gidiyoruz. İlgili belge mesela şu teminatlı ithalat başvurusu olmuş olsun. Hani bende. Başvuru içeriğine girerek, evrağını da yükleyerek eksik evrağı buradan. Müracaatı onayla diyerek imzamızı atarak ilgili sektör dairesine gönderiyoruz. Teminatlı müracaat işlemi bu. Bu şekilde ilerliyor. Teyit istiyorlar ama hani üretilecek malın kodu değil mi ulusal faaliyet kodu diye? Bir soru geldi. Şimdi yeni belge üzerine girişe geleyim. Yatırımın konusu bir kere üretilecek ürünün genel konusu. Hani bunu özellikle vurgulayayım. Yani evet bu üretilecek ürün değil. Ağaçtan yapılan ambalaj malzemeleri imalatı diyebilirsiniz. Ya da şuradan benim sektör olarak şey yaptığım 40-10 diyeyim. Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtma. Burada elektrik üretimi yazılır ama daha sonra asıl ürün dediğimiz, şuradan ben size, ürün bilgileri alanı var bakın. Bu daha spesifik. Şuradan yeni belgeden göstereyim. Bakın burada dörtlü bir kod var. Yatırımın konusu, ana konu. Fakat asıl ürün bilgisi dediğimiz şurada üretim yaptığınız konu burada. Ürün bilgilerinde gireceğimiz yer. Bu yedili kod. Dikkat edersek. Yani daha da spesifikleştiriyoruz. Elektrik üretimi yazdık. Geldik buraya ne ekleyeceğiz? Şuradan ben yine 40-10 yazayım. Elektrik enerjisi üretimi geldi. Şurada ürün adı neyse artık onu belirtmemiz gerekiyor. Hidroelektrik santralinden mi? Güneş enerjisinden mi? Üretim yapacağız. Rüzgardan mı yapacağız? Bunun burada belirtilmesi gerekiyor artık. Yani ya da dediğim gibi bir imalat sanayi ise ana konu otomotiv yan sanayidir. Metal parça üretimidir. Ama spesifikte aşağı inildiği zaman belki işte bir yağ karteri üretimi vardır. Hani onu burada yazmak gerekiyor. Şimdi şeyle ilgili sorular var. Biraz herhalde kafa karıştı orada. NACE kodu ve ulusal faaliyet kodu. NACE kodu firma başvurusunda firmanın vergi levhasındaki faaliyet kodudur. Evet, onlar birbirinden farklı. Bunu özellikle vurguluyorum. NACE kodu, bizim sisteme NACE kodu girmiyoruz. Bizim sisteme US97 giriyoruz. Ve US97'ye nasıl ulaşacağız gibi bir soru olabilir. Bu da bakanlığın ana sayfasında. Şöyle. Ekranınızı tam ekran yapabiliyor musunuz? Evet. Büyütebiliyor musunuz? Böyle acaba bende mi öyle gözüküyor? Biraz ortalı gözüküyor şu anda. Bende tam ekran gözüküyor ama. Tamam. O zaman normal bir durum. Yani US97 girilmesi gerekiyor bizde. US97. US97'yi de daha demin bahsettiğim gibi bizim şurada ana sayfaya gidelim. Sanayi.gov.tr'ye. Mevzuatlar var. Mevzuatların altından. Bakalım. Mevzuatlarda diğer mevzuatlardaydı. Şurada. Teşvik mevzuatları. Teşvik. Burada da
hangi şeyden? Teşviğin içerisine bir gireyim, oradan bir bakayım. Destek ve teşviklerden. Evet, mevzuatlardan girmem gerekiyor. Ama mevzuatlardan ben şu an Excel dokümanından mı bahsediyorsunuz? Evet, Volkan, bir Excel dokümanı var. 12 bin satırlık evet. Onu birçok şey biliyor aslında. Ajans çalışanı biliyor. Şöyle, normalde şey kararlarda olması lazım da diğerde şuradan teşviği seçelim. Teşvik uygulamayı seçin oradan. Aynen. Evet. ...3305 sayılı kararı... ...evet şurada. Ekler sanki yukarıdaydı. Daha yukarıdaydı. Kararın eki. Şunu görmeye çalışıyorum da. Aşağıya bir ineceğim. Yani daha önce web sayfasında vardı da... ...şu an burada yok herhalde. Bunu şöyle söyleyebilirim. İnternetten de US97 diye arattırırsanız zaten US97'nin Excel tablosu karşınıza geliyor. Hani bu noktada bir şey yok. Normalde daha önce birbirinin altındaydı. Yani kararın altındaydı. Sayfa değişiverdiği için biz de biraz şey kaldık. Ya arkadaşlar, hatırlarsanız benim de bir tane dönüşüm programım vardı. NACE'den Ulusal Faaliyet Koduna, Ulusal Faaliyet Kodundan NACE'ye. Hani daha sonra tekrar onun linkini paylaşabilirim. Bir aksilik çıkmazsa devlet destekleri sitemizde de ona yer vermeye çalışırız. Oradan da o dönüşümü sağlatabiliriz. Aslında buraya koyabiliriz. Ben bir arkadaşlarla görüşeyim. Bu alanda US97 kodlarını Excel formatında koyarız. Bazen bulabiliyorsunuz, bazen bulamıyorsunuz. TÜİK, Brony dönüşüm tabloları portalından aslında alabiliyorlar. Şöyle, US97 dediğim gibi bu teşvik çıktığından beri US97 ile devam ediyor. Belki daha sonradan buna adapte olan firmalarda yaşanıyor olabilir ama genel itibariyle firmaların çoğunluğu US97 konusuna hakimler hani burada. Evet. Çünkü yaklaşık teşvik ne zaman çıktı? O zamandan beri US97 olarak devam ediyoruz. NACE dönüşümünü sadece arkada tutuyoruz. Yani veri tabanında NACE'yi biz kendimiz tutuyoruz. Alt bölge özelliği kaldırıldı mı? Öyle bir şey görmedim ama ben. Alt bölge özelliği dediğiniz bölgesel alt bölge destekleme denilen. Evet, müracaatta yok, onda bir onu seçebiliyorlar. Şurada görüyorsunuz bölgesel alt bölge seçeneğimiz duruyor. Soru gelmiş. Ben de kaldırıldığını düşünmüyorum. Orada muhakkak vardır. Yok, hayır, o mevzuat var. Mevzuat olan bir şeyi buradan kaldırmak mümkün değil yani. Değil. Devam edebiliriz buradan. Yani genel itibariyle. Şimdi teminat ve ithalat belgeye dönüştür olayı işlemi anlaşıldı ise hani belge üzerinden istiyorsanız devam edelim. Belgede yapılan. NACE kodunu sistem arkada tutuyor demek ne demek diye herhalde soruyorlar. Biz NACE kodunu kendimiz tutuyoruz. Yani bizim mevzuatımız şu an US97'ye dayalı olduğu için kararnamemiz, belgemiz US97 tamam. ile devam ediliyor. Ne zaman ki mevzuatta bir değişiklik oldu, yeni mevzuat NACE kodlarıyla devam edilecek dendi. Sizin buraya gireceğiniz ekran NACE kodu olacaktır artık. Hani US97 değil de NACE kodu olacaktır. Yani bunu manuel olarak giriyorsunuz o zaman değil mi karşılığını? Yok. Şu an firmamız burada ayakkabı imalatını seçtiği anda biz şu daha önce burada gözüküyordu. İlk açtığımızda belki bilirler. Daha önce giren kullanan arkadaşlar oldu mu? NACE kodu da geliyordu görüntüye. Ama şimdi biz o alanı kaldırdık. Hani NACE kodu gelmiyor.
Ama NACE kodunu biz arkada kendimiz tutuyoruz. Yani şu an burada gözükmeyen alan içerisinde diyeyim ben size formlarda NACE kodu. Ben bunu da cevaplamış olup devam edebiliriz. Şimdi belgeyle ilgili ben dediğim gibi şurada yatırım konusunu seçerken ticari faaliyet seçilmemesine özellikle hani dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Asıl ürünün, üretilecek ürünün burada ürün bilgilerinde girilmesi gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi ürün bilgileri alanımız var. Buradan ürün bilgileri ekle dediğimiz zaman buradan ilgili ürünü, ana faaliyet konusunun alt başlıklarını buradan ulaşabiliyoruz seçtiğimiz. Birden fazla buraya ürün bilgisi eklenebilir. Bunda bir şey yok. Yatırım konusunda birden fazla ürün varsa ürün bilgisi eklenebilir. Burada yerli liste ekleme kısmımız var. Yerli liste eklemede iki durumumuz var. Bir, tek tek istiyorsak buradan yerli liste kalemleri ekleyebiliyoruz. Ya da istiyorsak buradan dosya transferi yoluyla. Şuradan bir Excel formatı var. Bunu indiriyoruz. İndirilen Excel formatını daha sonra şuradan açtığımız zaman bazen yerli listede getip girmemiz gerekiyor mu diye soruyorlar. Biz bu getipleri bu Excel'de de şuradan şunu kapatayım. Yazılımsal bir soru da şey de var, tabii öneri de var. Adres organize sanayi bölgesi yazıldığında tekrardan OSB seçilmeden alt bölge seçeneğe sunulmalı şeklinde bir öneri de var. Tabii bunlar öneriler arkadaşlar sonra isterseniz. Mevzuat şöyle diyeyim. Zaten şurada OSB seçmeden alt bölge seçebiliyorsunuz. Hani noktada bir şey yok. Kısıt yok. Burada tek sorun bazen yaşanabiliyor. Bunu hazır OSB dedi hatırlatmış oldukları için arkadaşlar. Ben geldim Adıyaman'da OSB seçmek istiyorum. Şu an seçemiyorum mesela dikkat ederseniz. Şuradan bir değişiklik yapıp ağrı deyip künye bilgilerini kaydet dedikten sonra ya da hem de ilçeyi değiştirip mesela künye bilgilerini kaydet dediniz. Tekrardan gelip şuraya Adıyaman'a gelip mesela Besni'yi seçip bakın OSB açılıverdi. Bunu biz kendi sistemimizde de çözememiştik ama böyle yaparak bunu çözebilir arkadaşlar. Hani ben evet. OSB seçemiyorum dediğinde bir kere ili değiştirip ilçeyi değiştirip kaydettikten sonra tekrar aynı ili yazdığınız zaman OSB aktif hale geliyor. Buradan OSB'yi seçerek tekrar kaydederek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Hani bu bizim sistemden kaynaklı bir hatamız. Düzeltemedik. Orada bir bug var demek ki evet. Çözemedik yani o bug'ı çözemedik. Neden oluşuyor? O yüzden burada öyle bir tavsiyede bulunacağım. Hani var mı daha Kutlu Bey? Soru olarak bakıyorum. Az önce söylediğim gibi yani ben adresi organize sanayi bölgesi yazdıysam direkt benim alt bölge olarak şeyim otomatik kendisi gelsin şeklinde bir öneri. Bunları hızlı geçmek istiyorum. Yani öneriler evet. İleride yapılacak şeyler. Hani ben özellikle şunu da buradan arkadaşlarımıza da vurgulamak istiyorum. Şu an iki programcıyla bütün Türkiye'ye seslenmeye çalışıyoruz. Yani bu noktada biraz şeyiz. O yüzden mümkün olduğunca geliştirmediğimiz kısımları geliştirmeye çalışıyoruz. Eksik kısımlarımız var. Evet. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Onlar bittikten sonra bu önerilerinizi tabii ki otomatik olarak güncellemelerde şeylerde görünür hale getirmeye çalışacağız. Ama burada evet. Şu demek değil. OSB'yi seçtik mesela. Buradan belki OSB'deki yatırım genel yatırımda olabilir mesela. Hani benim bunu yapabilmem için öncelikle sektörel kodları oluşturmam, bir yapay zeka oluşturmam gerekiyor bir noktada sistemde. O yüzden hani bir OSB seçildiğinde doğrudan alt bölge yerine burada bir genel yatırım da yapılıyor olabilir. Proje bazlı bir yatırım da yapılıyor olabilir. Hani bunu elle girmek daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum yani. Bir hata varsa da hani uzmanlarla görüşülebilir bu noktada. Evet. Bu arada iki arkadaş çalışıyor teknik olarak değil mi Volkan Bey? Evet, iki tane yazılımcımız var şu an bizim. Belki biliyorlardır arkadaşlar günlük sorunlarımız var. Hem onlar çözmeye hem de daha bitirmediğimiz modüllerimiz var, tamamlayamadığımız. Onları tamamlamaya çalışıyoruz.
Ama bunlar tamamlandıktan sonra zaten biz büyük bir ihtimalle, dün de sizinle konuşmuştuk, ekran tasarımlarını da güzelleştirmeye geçmeyi planlıyoruz. Yani ekran görüntüsünü arayüzü iyileştirme. İyileştirme ve modüler ve biraz daha belki mobile de uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Yani amacımız o. Daha pratik, modüler ve daha kolay bir sistem olması amacımız. Şu anda soru yok, devam edebiliriz. Şimdi burada dediğim gibi yerli liste bir Excel formatı dosya indirilebilir. Şurada açmıştım zaten. Burada dosya indirildiğinde firmalardan gelen sorulardan çoğu, biz getip kodlarını nereden bulacağız yerli? Listenin içerisinde biz bu getip kodlarını verdik. Yani burada getip kodlarını getipler bulabilir. Firmalara şunu söylüyoruz. İlla sıfır getibi mi? Hani sıfır hata getibi mi girmemiz gerekiyor? Bulamazsanız yakın getibi girebilirsiniz. Burada bir sorun yok. Yerli listede bir getip kontrolü yapmıyoruz özellikle. Hani. Ama bu ileride yapılmayacak anlamı taşımıyor. Mümkün olduğunca doğruya yakına girerseniz ithal listede de gerekli getipleri öğrenmiş olunur böylelikle. Yani bilginin burada bir zararı yok. Bence özellikle de aynı yatırımlarla ilgili bir getip giriliyorsa yarın öbür gün ithalde girilecek doğru getibi de yerliden tecrübe ederek oluşturmuş olur yatırımcılarımız. Başvuru aşamasında bazı teşvik unsurlarının açılmadığından bahsediyor arkadaşlar. Örneğin OECD bazen onlar yaşanabiliyor. Evet. Onu özellikle birazdan vurgulayayım. Müracaat ederken ya da o tamam. Ekrana gelirken. Şimdi burada aslında burada belirteceğim şeylerden biri de şurada firmalarımız, yatırımcılarımız makine adının miktarının birimini girerken mesela buraya set olarak giriyor. 3 set diyor. Biz buraya birimi set olarak girmelerini istemiyoruz. Hani bu yapılan hatalardan biri, hani özellikle vurguluyor. Şurada birim kodları var. Bakın burada setin birim kodu aşağıda 178. Biz buradaki birime 178 yazılmasını istiyoruz. Kod olarak yazılmasını istiyoruz. Ya da adet ise gelip burada adet unit dediğimiz tek adet var. Ünite değil bu. Yani bu da karıştırılıyor bazen İngilizcesi. Hani yazılmış bunda birim olarak, birim adet. Bazen ünite diye karıştıranlar oluyor. Ben ünite yazmıştım diyor mesela hani şeye. Ünite değil. Yani ünite yazmak istediği şeyi ilgili yatırımcı set olarak seçerse doğru yapmış olur. Hani şeyde. Bizim sistemde. Buradaki kodları dediğim gibi adede 142, sete ise 178 kodlarını buraya yazması gerekiyor. Yani bu da yapılan hatalardan biri. Şimdi buradan ithal listeye geçelim. Yine ithal listede yerli liste gibi tek tek girilebiliyor, dosya transferi yapılabiliyor. Daha sonra finansal bilgilere geliniyor. Finansal bilgiler gelindiğinde kaydedilen kalemler burada gördüğünüz gibi mesela burada ithal makine olmuş. Biz firmalara burada sadece kullanacağı kredi miktarını girmesini istiyoruz. Mesela bir ise bir krediyi girdiği zaman öz kaynak otomatik olarak giriyor. Ve bunu girdikten sonra finansal bilgi kaydet dediği zaman kaydetmesi lazım. Tabii sistem minimum 500 bin liralık yatırımın altında kabul etmiyor hani bu noktada. Burada listede eğer bilgiyi 500 bin olarak değiştirir. 5 milyon mu yaptık? Kaydet derse şurada finansal bilgiler zaten değişmiş olacaktır. Buradan ne kadar kredi kullanacaksa buraya girilmesi gerekiyor. Firma künye bilgilerini kaydet dediğinde otomatik olarak künye bilgileri kaydediliyor. Bunu kaydetmeden geçtiği zaman burada bir hata alınıyor. Başvuru gönderemiyor firmalar. Daha demin dediğiniz gibi burada bazen destek unsurları gelmiyor. Onu birkaç şeyde yaşadık. Neydi yaşıyoruz? Onu biz de çözemedik. Ben de biliyorum. Bu noktada benim tavsiyem başvuruyu gönder derken özellikle açıklamaya, şuradaki gelen açıklamaya bunu yazmanız. İstediğiniz destek unsurlarını bazen buraya gelmediği zaman yazılmasını. Yani biz bunu yaptık, sistemden gelmedi ama biz bu destekleri istiyoruz diye buraya yazmanızı özellikle istiyoruz. Bunu buraya yazmadığınız takdirde uzmanlar belki hani gidip şuraya bakarak
değerlendirebilirler ama gözden de kaçırabilirler ki bazen gözden kaçırılıyor. Boş çıkabiliyor şeyler, başvuru destek unsurları. Sonra düzeltiliyor. Pek hani sorun yaşamadık bugüne kadar ama bunu özellikle buraya gelmediği zaman yapacağımız müracaatta şu alana bunu detayları belirtmek. Herhalde evet. Daha deminki sorunun cevabı bu. Evet. Yani bu faiz desteği yoksa kredi bölümünün kontrolü nasıl yapılıyor gibi bir soru geldi ama tabii ben anlamadım o soruyu. Şimdi faiz desteği yoksa buradan faiz desteğini çıkartabilirsiniz. Biz kontrolü kredi illa faiz desteği kullanmak zorunda değilsiniz çekeceğiniz kredide. Bu son şeyden kaynaklı belki nasıl diyeyim döviz kredisi çekmek istiyor olabilirsiniz. Bankalar bunu görmek istiyorlar kredide. Kredi bölümünün dolu olmasını istiyorlar. Bu noktada faiz desteği kullanmasanız bile burada kredi bölümünün doldurmanız gerekiyor olabilir. Ha, hiç kullanmayacaksanız kredi zaten buraya bunu doldurmanıza gerek yok. Bu dediğim gibi illa bir faiz desteği doldurmak zorunda değilsiniz buraya bir kredi yazarken. Faiz desteği kullanmayabilirsiniz. Kendi kredinizi çekiyor olabilirsiniz. Burada bir sakınca yok. Genel bir belge de olsa buraya kredi yazmanızda da bir sakınca yok. Yani genel bir belge 500 bine kadar burada yatırımın tutarına kadar kredi yazılmasında bir sakınca yok. Hani kredi miktarı bunu özellikle de belirtiyorum. Ki bu faiz desteğinden faydalanmasanız genel bir belge dahi olsa. Faiz desteğinden yararlanmayan bir yatırımcı ne kadar kredi kullandığını belirtmezse kontrol edilebiliyor mu? Ben bunun neden sorulduğunu anlamadım ama. Onu bankalar kontrol ediyorlar. Yani bizim sistem değil ama bankaların sistemi bunu kontrol ediyorlar. Biz bankalarla da veri paylaşımı yapıyoruz. Yani bunu söyleyeyim özellikle. Yani ciddi bir sürü kurumla veri paylaşımımız var bizim. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankalar Birliği ile yani veri paylaşıyoruz. Ve bunun haricinde SGK ile daha sonra yatırımcılar belirtmek istemeyebiliyorlar, üşeniyorlar. Yani yani buraya belirtmek istemiyor olabilir, onu bilemem. Ama bankalar genel itibariyle burada kontrol ettikleri durum özellikle döviz kredileri. Ya zaten TL faiz kredileri, desteği almıyorsa bir gerek de yok herhalde yani bence bunun kontrolüne, değil mi? Yani onu bankalar bilir. Çünkü bankalar aslında buradaki kontrol onlar için sadece bir kontrol. Banka sonuçta krediyi vermek istiyorsa yatırımcının kapısına kadar gidiyor. Yani bu noktada evet. İlla kredi noktasında burayı kontrol etmesine gerek yok. O sadece burayı bir kriter olarak belirlemiş bankalar. Onu kontrol ediyorlar. Kendi şeylerinde önemlilik derecesi neyse ona göre önem veriyorlardır. Buraya yatırımcı isterse sıfır girsin, isterse 500 bin girsin. Bizim açımızdan bu bir şu an öngörü. Belki yatırım süresi sonunda bu tamamen öz kaynaktan karşılanacak. Belki tamamen krediden karşılanacak bu yatırım. Aynen. Hani. Devam edebiliriz. Şu anda sorumuz yok. Bu bölümle burada, ilgili soru yok. Destek unsurları gelmediği zaman dediğim gibi başvuruyu gönder de bunu belirtilmesi. Burada bizim makbuzumuz yok artık. Yani artık bir 400 TL'lik bir teşvik makbuzumuz yok. Bu gelen sorular arasında ödememiz gerekiyor mu nereye? Şu an öyle bir şey yok. Mevzuat değişir olur mu bilemem. Artık o mevzuatla ilgili birimlere ait. Başvuru şey. Harcı kaldırıldı. Kaldırıldı yani. Burada şu var. Özellikle belge başvurusu yaparken proje tanıtımının yüklenmesi gerekiyor. Hani projenin bir de Word'de yazılıp PDF'e çevrilmiş halinin buraya bir eklenmesi gerekiyor. Bu zorunlu evrağımız bizim müracaat yaparken. Tek zorunlu evrağımız bu. Ama bu şu anlama gelmesin ben zorunlu evrağımız derken SGK borcu yoktur yazısı da zorunlu değil mi? Çette zorunlu değil mi? Sistemsel zorunluluk bu. Çünkü bu SGK kamu kurumlarına zorunlu değil. O yüzden sistemsel bir zorunluluk değil. Bir kamu kurumu da müracaat yapıyor. Ona zorunlu bir evrak değil. Ya da chat kararı bazı yatırımlarda zorunlu, bazı yatırımlarda zorunlu değil. O yüzden bir zorunlu evrak değil burada. Hani bunu özellikle vurgulamak istiyorum.
Eğer bir tüzel kişilikse, firma, bir kamu kurumu değilse müracaatında tabii ki SGK borcu yoktur yüklemesi zorunlu yani. Ya da sektör spesifik evraklar yüklemesi, ki sektör spesifik evrakları da şurada diğerin altından firmalarımız evrağın ne olduğunu da buraya yazarak, mesela bir enerji yatırımı yapıyorsa buraya bir EPDK'dan üretim lisansını, burada EPDK üretim lisansı diyerek evrağı kaydetleyip ekleyebiliyor. Yani burada diğer altında birden fazla evrak da ekleyebilir. Buradan 25 gün öncesine kadar kapasite raporu da eklenebiliyormuş orada açılan listede. Şu anda olmadığı, diğer evraklar seçilerek mi yüklenmelidir? Sanırım bu soru şeyle alakalı da olabilir. Kapasite raporu ne zaman isteniyorla alakalı da olabilir, değil mi? Yani kapasite raporu şöyle, sektör spesifik, bunu eğer sektör istiyorsa bu noktada yüklemek zorundalar. Hani diğerden mi yüklüyorlar? Yine diğer evrak olarak yükleyebilirler buradan. Tamam. Diğer yazıp şuradan kapasite diye, kapasite raporu diye açıklamaya yazarak bunu yükleyebilirler. Hani burada bizim diğer evrakta bir engelimiz yok. İstenen evraklar uzman isteyebilir, özellikle eklenebilir. Şurada benim bir pilim bitiyor, uyarısı aldım ama şarjda olmasına rağmen. Tamam. Şu an ekran gözüküyor değil mi? Bir şey yok. Gözüküyor. Burada benim anlatacağım bu, var mı soru? Kutlu Bey, varsa. Bir tane soru var sanırım. Bir saniye. Yatırım türü komple yeni yatırımsa kapasite raporu istemeden evraklar, bu şey cevap. Şey, yok zaten değil. Komple yeni yatırımlarda kapasite raporunun bir İstenmez, mantığı yok. Yani soru değilmiş. Yani onun için yatırım, cevap yazmış orada. Olmayan bir yatırımın kapasite raporu genellikle tevsi yatırımlarda istenen bir rapor. Yani bunu özellikle vurgulayayım. Tevsi yatırımlarda niye isteniyor? Önce bir makine parkının görülmesi ve ne kadar kapasiteyle çalıştığı bilinmesi. Bunlar da chat kapsamında değil mi? Bu tarz bilgilerin uzman tarafından değerlendirilebilmesi açısından istenen bir rapor. Makine parkında neler var? Bunları görme açısından. Yani bir yapılacak yatırım üstlerine yapılacak yatırımları değerlendirebilme açısından önemli bir rapor. Yani tevsi yatırımda kapanışta ikisi bir gönderilemez mi şeklinde bir soru var. Kapasite raporu. O sektörü şeyi. Tamamen sektör odaklı yani. Yatırımın başında size eksik evraktan, kapasite raporundan dolayı reddediyorsa onu o an yüklenmesi gereken bir evraktır. Çünkü ne kadar da artık kapasite raporu yazmıyor olsa bile bakanlığın, genel müdürlüğün istediği evrakların yüklenmesi gerekir diye bir başlığımız var mevzuatta. Yani uzman gerekli gördüğü her evrağı isteyebilir bu noktada. Bunun da eklenmesi gerekiyor sistemi. Soru gelmiş ama zaten konumuz da geldi. Makine tesisat listeleri ile ilgili makinaları alırken ne yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Evet. Şimdi yeni belge müracaatı yaptık. Belgemiz oluştu ve makine almak istiyoruz. Yatırımımıza başlamak istiyoruz. Heyecanlıyız. Herkes öyle olur genelde. Bununla alakalı da öncelikle yapmamız gereken şey, bir satıcıya bir mail göndermemiz gerekiyor. Yani satıcıya göndereceğimiz mail, şurada yerli liste gerçekleşmeleri ekranımız var. Bu noktada yerli liste gerçekleşmeleri ekranımıza girdiğimiz anda şuradan eğer bir makine almak istiyorsa şuradan alınacak makinamızı seçerek satıcıya mail yollamamız gerekiyor. Gerçekleştire basmamız lazım. Bu gerçekleştir demek bazen yanlış anlaşılabiliyor. Bu bir mailin işleminin gerçekleştirilmesi. Bir makineyi almış olma anlamı taşımıyor. Özellikle bunu burada vurgulamaya çalışıyorum. Gerçekleştir dediğimizde burada satıcı vergi numarasını ve satıcının e-mail adresinin girilmesi gerekiyor. Hani burada e-mail adresinin ve vergi numarasının doğru girilmesi gerekiyor. Özellikle bu iki alanın. Bunu hani en baştan da söylemiştik. Kaydet dendiği andan itibaren burada girdiğiniz satıcı e-mail adresine mail gidiyor. Bir barkod ile birlikte gidiveriyor bu satıcıya. Satıcı peki bunu nereden kontrol edecek? Evet, ben maile gittim. Bir bilgi de verildi. Bu makineyi alabilir. Satıcının, bizim bakanlığın şurada makine doğrulama
dediğim benim hazırda açtım. Buna nasıl gireceğini özellikle hani şöyle ana sayfaya tekrar gideyim. Şurada e-hizmetler alanımız var bizim yukarıda. E-hizmetlerden aşağıya doğru indikçe genel müdürlüklerin hizmetleri açılıyor. Bakın teşvik geldi ortada. Biraz aşağı inilmesi gerekiyor. Hani kendiliğinden gözükmüyor en başta. Teşvik açıldığı anda e-hizmetlerden teşviğin e-hizmetleri bakın burada açılıveriyor. Yani teşvik belgesi düzenlenmesine e-devlete girmeden buradan girip burası size e-devlete yönlendirebiliyor. Bunu söyleyeyim hani. Ama şu an makine doğrulamaya şey yaptığımız için. Şurada bakın aşağıda makine doğrulama, teşvik belgesi sorgulama. Mesela belediyeler bazen kamu kurumları teşvik belgesini görmek istiyor olabilir. Bankalar teşvik belgesini görmek istiyor olabilirler. Buradan teşvik belgesini sorgulama. Buradan da makineye bakın hizmete başvur dediğimizde doğrudan şurası açılıyor ana bir sayfa. Buna da tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu ekran karşımıza geliyor. Satıcı firma buradan kendi vergi numarasını, belgenin teşvik numarasını ve kendisine mail ile gönderdiğimiz barkod numarasını şuradaki güvenlik numarasında şu alana girerek sonucu getir dediği anda karşısında satacağı makineyle ilgili bilgileri görüyor. Yani yerli liste gerçekleşmesinde bu bilgileri gördükten sonra faturasını keserek size veriyor. Bu faturanın gerçekleştiği nasıl anlaşılacak? Bir fatura yükleme olayıyla ama oraya geçmeden hani burada belki aklı karıştıran sorular var mıdır? Ya da şey bazen burada boş gelebiliyor bu ekranlar girildiği zaman mesela satıcı geldi boş. Faturayla ilgili şöyle bir soru gelmiş Volkan Bey. Bazı firmalar yerli gerçekleşmeleri yapmadan e-faturalarını düzenletiyor. Bu durumda yine de fatura kaydı yapmadan yerli liste gerçekleştirmesi yapıldıktan sonra mı fatura kaydının yapılması gerekiyor? Yoksa direkt fatura kaydının yapılması mı gerek? Yani şöyle, burada yapmasında şu an bir sakınca yok. Önce bir şeyin yapılması lazım ki satıcı görsün. Buradaki sakınca şu, satıcı makinayı bilmeden size fazladan makina kestiyse sorun yaşanabilir. Makinanın adı bilinmeden size farklı bir isimde fatura kestiyse sorun yaşanabilir. Bu bizim tarafta da maliye tarafında da sorun yaşanabilir. Yani bu noktada ilk işlemim benim tavsiyem öncelikle bir gerçekleşme ekranının satıcıya gönderilmesi. Hani ileride biz bunu belki kontrole tekrardan bağlayabiliriz. Şu an bir kontrol etmiyoruz. Sadece satıcı bunu bilsin. Eskiden biliyorsunuzdur belki belgelerin yanına satıcı kaşe vuruyordu şeyin. Kağıt belgelerin yanına şey tarihini yazıyordu, kaşesini vuruyordu, imzasını atıyordu. Şu an öyle bir şey mümkün değil. Hani mümkün olmadığı için biz bu makine doğrulamayla gidiyoruz. Hani buna. Ki satıcı da bu makinenin belgenin doğru olduğunu bilsin ve ona göre faturasını kessin diye. Bir önceki bölümle ilgili SGK borcu yoktur yazısının sisteme tekrar yüklenmesi isteniyor diyor. Bunu yüklediği zaman sorun yaşanıyor. Yüklemeye izin verilmiyor anladığım kadarıyla. Bunu nasıl tekrardan yükleyebiliriz diye bir soru gelmiş. Şöyle, tekrardan yüklenmesini istendiği anda mesela yeni bir belge müracaatı yapıldı. Belgeniz reddedildi diyelim. SGK şurada ana ekranımız bizim şey. Onu şuraları bir de kapatayım. Bir karışıklık olmasın. Bizim burada ana ekranımızda bir müracaat geldi diyelim. Reddedildi. Bir bakayım. Herhangi bir reddedilen başvurum var mı? Normalde yok ama. Evet, sayfanın sonuna gitmek için bile bazen beklememiz gerekiyor. Evet. Bu arada bir şey bilgisi geçeyim. Şu yurt dışı kullanılmış makine ekipman listeye ekleyebiliyoruz. Ancak Ticaret Bakanlığı mutlaka komple yeni yatırım olmasını talep ediyor. Komple yeni yatırım giriş izni vermiyor. Konuyu yetkililerle paylaşırsak çok iyi olur diye bir onu şöyle bir dilekçe yazılması lazım. Yani bakanlıktan ya da firma bazlı. Hani çünkü onların uygulamalarına bizim dediğimiz gibi karışma şeyimiz yok. Ki özellikle bizim kullanılmış makinalardaki ibaremiz Ticaret Bakanlığı'ndan uygun görülmesi halinde diye bir özel şartımız var. Hani onların uygun görmediği makineye bir şey deme
yetkimiz ancak yazıyla olabilir. Onun da bildirilmesi ve yazı yazılması aracılığıyla. Ama dediğim gibi yani uygun görüp görmeme durumları, koşulları nelerdir? Onları biz belirleme şeyinde değiliz. Biz sadece hani uygun görülmesi halinde bizim açımızdan bir sakınca olmadığını belirtebiliyoruz şu anda. Şimdi az önceki SGK borcu sorusunda onaylı bir belgede bu değişikliği yaptığı zaman mümkün görülmüyor diyor. Belge onaylanmış. Burada bir SGK borcu yoktur yazısı yüklemesi yapılırken bu mümkün görülmüyor diye. Onaylanmış belgede zaten bir SGK borcu yüklemesi vardır. Ki vardır. Çıkmıştır. Onu tekrardan güncellemesi mi gerekiyor? Yeni yok, SGK hayır. Borcu. Tekrardan bir SGK herhangi bir işleme gelmediğiniz müddetçe tekrardan bir işleme SGK yüklenmesine gerek yok sistemsel. Yani ne zaman yükleyebilirsiniz? Bir makine ilave etmişsinizdir. Yeni makine, yerli makineye data. Bu zaman SGK yüklemeniz gerekiyor. Zaten ilk onaylanan belge SGK'sı varsa onaylanmıştır. Yoksa zaten reddedilmiştir. Hani özellikle her defasında ya da her ay oraya girip bir SGK borcu yoktur yazısı yüklenmesine gerek yok. Burada benim sadece bazı durumlar var. Mesela hani müracaat reddediliyor. Reddedildiği zaman hani eksik yazılıyor. Biz bunu nasıl yükleyeceğiz dediklerinde reddedilen müracaat şurada, bakın şurada başvuru talebini aktif hale getir butonu var. Bu müracaat işte açılmadığı için son sayfa bayağı bir döndü. Bu müracaat şu şekilde bir yeni belge müracaatı reddedilirse buradaki butona tıkladığınızda şurası aktif hale geliyor. Bunu tıkladığınızda üzerinde çalıştığım belgelere düşüyor müracaatınız. Üzerinde çalıştığım belgelere de giderek buradan İlgili evrağınızı yükleyebiliyorsunuz ve müracaatınızı tekrardan gönderebiliyorsunuz. Bu yeni belge müracaatında yapılan bir işlem. Hani genelde yaşanan sorunlardan birisi burada reddedilen belgeye evrak yükleme sorunu. Bu da dediğim gibi reddedilen müracaat şurada reddedildi diye zaten yazıyor. Ya da başvuru içeriğine girersiniz, görürsünüz. Hani böylelikle ilgili müracaatta başvuru talebini aktif hale getir dediğinizde üzerinde çalıştığım belgelere giderek müracaatınıza ilgili evrakları ekleyebilirsiniz. Onun haricinde zaten onaylı belgede evrak yükleme diye bir işlemimiz yok. Bu arada nerede kaldık ben? Mutlu Bey, en son evrakları gerçekleştirdik. Şimdi faturaları nasıl yükleriz diye soru vardı. Şimdi faturayla ilgili dediğim gibi gönderdiniz. Buradan yerli gerçekleşme işlemi yapıldı. Artık bir fatura kesildi ve fatura sisteme yüklenecek. Tabii gerçek sistem bu kadar yavaş çalışmıyor. Bu bizim test sistemi. Birkaç kere şey değişti. Ben tekrardan olmadı giriş yapayım. Arkadaşlar soruları mümkün mertebe konusuna uygun sormaya çalışalım. Yani başka bir konunun sorusunu şimdi sorduğunuz zaman ben diğer arkadaşların sorusunu da kaçırabiliyorum. Dolayısıyla da sıkıntı olabiliyor. Lütfen istirham ediyorum. Konusu geldiğinde konusuyla ilgili soru soralım. Yani bir sonraki veya genel bir soru sormak yerine konusu anlatırken Volkan Bey'e o anda soru sorulması gereken bir konu varsa onu soralım. Mümkün mertebede bütün konulara değinmiş olacağız en sonunda. Evet, burada bütün belgelerimiz şey almış. Sayı almışlar. Şimdi fatura girişine gelelim. Burada fatura girişi yapmak istedik. Faturamız kesildi, fatura gireceğiz. Evet. Şurada gördüğünüz gibi fatura girişi alanımız var bizim. Bakın aşağıda, solda. Buradan tıkladım. Herhangi bir fatura belgemi seçtim. Bu benim birden fazla belgem olabilir. Tek bir firma burası. Geldim. Buradan fatura ekle diyerek fatura ekleme işlemini yapıyorum. Burada iki türlü faturam var. Bir kağıt fatura, bir e-fatura. Burada özellikle sorulan sorulardan biri e-arşiv faturayı nasıl girmeliyim? Kağıt fatura mı, e-fatura mı?
Arşiv fatura da e-fatura olarak XML formatında sisteme girilmesi gerekiyor. Hani bu önemli. Bu maliyeyle yaptığımız görüşmeler neticesinde onların bize söylediği e-arşiv faturadan bir farkı yok. XML formatı olarak sisteme girilmesi gerekiyor dendiği için e-faturanın da e-arşiv faturanın da e-fatura olarak girilmesi gerekiyor. Burada faturayı kağıt olarak kestirdik. Dikkat etmemiz gereken hususlardan biri şimdi mesela şöyle şurayı bir kapatayım. Bakın şurada bir sayılı bir fatura kesmişim sisteme. Ya da iki sayılı faturayı kesmişim, yüklemişim. Ben bir daha iki sayılı faturayı sisteme aynı vergi numarası, aynı tarih sayılı iki sayılı faturayı sisteme ekleyemiyorum. Geldim. Kaçtı? 12. Tarih belki farklı da olsa aynı sayıyı eklettirmiyor. Faturanın numarasını girdim. Fatura numarasıyla seri numarası birbirinden farklı. Seri numarası A, B, C, D gibi ifadeler var. Bunların girilmesi gerekiyor. A, satıcı ünvanı. Geldim. Satıcının da aynı vergi numarasını 10 haneli olarak buraya girdim. Diyelim. Buradan da faturaymış diye ekleyeyim bunu mesela. Şimdi burada fatura kaydet yapacağım. Bana hata verecek. Diyecek ki bir fatura birden fazla kez girilemez. Yani burada bunu, şunu bir belirtmek istiyorum. Bazı firmalarımızda, yatırımcılarımızda bu hata oluyor. Bir fatura içerisinde 10 tane kalem almış. Her birini tek tek girmek istiyor sisteme. Her birini tek tek değil. Hepsini faturanın altına girmesi gerekiyor. Şöyle geleyim ben bunun sayısını 5 yapayım. Değiştireyim. Fatura kaydet dedim. Evet faturam oluştu arka tarafta. Şimdi geldim buradan yerli kalemi seçerek mesela geldim. Seç dedim. Bir dedim. Bir de bu fatura açık ya da onaylanmış bu kalem herhangi bir faturanın içinde olmaması gerekiyor. Hata verir sistem. Adet ise özellikle. Bakın geldim birinci kalemimi ekledim. Gittim tekrar ikinci kalemimi ekliyorum. Geldim seçtim. DC kabloyla. Mesela geldim buraya yine bir setim miktarı. Bunu da bakın kalemlerimi ekleyebiliyorum alt alta. Birden fazla kalem ben ekleyebiliyorum. Kalemlerimin tamamını ekledikten sonra burada fatura onaylaya basmam gerekiyor. Bunları eklemeden bastığımda unuttuğum bir kalem varsa burada teşvikli aldığım özellikle. Bu noktada bir daha o kalemi aynı fatura tarih sayısıyla ekleme imkanım yok. Faturayı açtırmak zorunda kalıyorum eğer böyle bir durum olursa. Yani buraya özellikle yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bir faturadaki birden fazla kalem işlem bir faturada kalemler tamamlanana kadar açık kalması gerekiyor onun. Evet. Kalemler zaten kesilmiştir. Buradan bütün kalemlerin girerek öyle onaylanması gerekiyor. Mesela geldim onayladım diyelim. Burada mesela tamam gerçekleştirdiğim var mı? Yok. Hani onu denemek istiyordum. Onayladım diyelim. Bir daha ben bunu onayladıktan sonra mesela üçüncü şeyi unuttum. Mesela burada hangisi var? Çelik kablolar diyelim. Çelik konstrüksiyon diyelim. Çelik konstrüksiyonu ben burayı unuttum ve onayladım. Yeni bir aynı fatura tarih sayısını girerek ben yeniden bu faturayı onaylayamıyorum. Yani bir faturayı sisteme bir kere girebiliyorum. Bir faturayı sisteme ikinci kez giremiyorum. Özellikle buraya dikkat edilmesi gerekiyor. Bütün kalemler girdikten sonra buraya onayla dedikten sonra faturayı onaylı hale getiriyoruz ve altta fatura onaylanmış oluyor. Onaylanmış faturada herhangi bir işleme izin vermiyoruz. Ne zamana kadar? Eğer hatalıysa fatura düzeltme talebinde bulunanlara kadar açık hale getiriyoruz. Ya da ne zaman, makine revizyonu yapması lazım değil mi? Makine onaylanmış faturada makine revizyonu da yapamaz. Hiçbir şey yapamaz artık. Yani oradan, yani oradan alamayacağı için yine KDV'siz almak isterse onu yeni bir makine tesisat listesi revizyonuyla talep edebilir ama. Tabii yeni makine eklemesi gerekecektir. Ya da makine revizesi yapabilir fakat buradaki gerçekleşen miktar ve tutarın altına düşemez firma. Yani revizede. Volkan Bey şeyi sormuşlar hani bu tamam faturaladık ama aynı satıcıdan birden fazla kalem alırken toplu seçip bir tane mail vergi numarası o talebi de değerlendirmelerimiz arasında dediğim gibi yani orada tamam. İyileştirmeler arasında olan şu anda tek tek yapılıyor. Şu an tek tek gönderiliyor ama aynı satıcıya birden fazla kalemi
dediğim gibi ileriki aşamalarda ekleme şeyimiz var. Yani bu değerlendireceğimiz, daha doğrusu kenara koyduğumuz konularımızdan biri, duran konulardan biri. İnşallah yeni yazılımcılar aldığınız zaman onları hızlı bir şekilde İnşallah. Tamamlayacaksınız. E-faturaların XML uzantılı olarak yüklenmesi söz konusuydu, bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi orada şöyle bir durumdan bahsediyorum. Şöyle bir sorun olmuş Volkan Bey. Bakanlık uzmanı XML göremediğini, faturaların PDF versiyonlarının yüklenmesini istemiş. Evet. Ancak fatura seçilince PDF sisteme yüklenemiyor. Yok, şöyle. Orada şöyle, özellikle orayı ben vurgulayayım bu konuyu. Şimdi XML formatlarını biz maliyeden bekliyoruz programını. Hani çünkü maliyenin kendi programı. Onlardan şu an bilgi bekliyoruz. Maliye ile protokolümüz kapsamında. Onlar bize verecekler ama uzadı biraz süreç. Onların da herhalde iş yoğunluğundan kaynaklı. O yüzden de biz uzmanlardan şunu istiyoruz. Faturanın yerine PDF yüklemesini değil. Orada tamamlama vizesi evraklarında XML faturalarını bir PDF olarak yükleyerek göndermelerini istiyoruz firmalardan. Faturaya değil ama bunu. Hani uzman açık hale getirip bunu uzmanlara özellikle de anlattık. Mümkünse onları tek bir PDF'de bir evrak olarak yükleyerek XML'leri, e-faturaları da hani gönderirlerse uzmanlar oradan ilgili evrakların PDF'ini de görmüş olur. Hani yani bu ama sistem üzerinden değil, programı, gönderme işlemi sistem üzerinden değil, maille mi gönderiliyor? Sistem üzerinden. Yani sistem üzerinden nereden? Şurada tamamlama vizesi için gelen notlar var. Uzman bir not yollayabilir. Tamamlama vizesi notu var mı burada? Ona bir bakayım. Müracaat var mı? Mesela onun notu. Kapatma başvurusu geri çekilmiş. Mesela şuraya bir not gelmiş olsun. Buradan evrak ekle diyebiliyor. Buradan firma tamamlama vizesi yaptıktan sonra, tabii burada bir müracaatın olması gerekiyor. Bu geri çekildiği için yükleyemiyor. Buradan ilgili PDF'leri tek bir dosya halinde buraya yükleyebilir firma. Tamam. Böylelikle o PDF'leri buradan yüklediğinde, ben buradaki evrakları yükledim derse, diğer tarafa yüklediğinde sistem hata verir, PDF'te sorun yaşanıyor çünkü. Onaylanmış faturada düzeltme işlemi nereden yapılıyor? Bu açık hale getirmiş. Zaten onaylanmışı anlattınız aslında. Onaylanmış fatura, orayı devam edeyim hani, orayı bitirelim şeyde. Geldim, onaylanmış fatura var benim. Bunu da bir kere düzeltme şu an yapamıyorum. Onaylı, hatalıysa. Bu maliyede bazen hatalı olabiliyor. Ya burada hatalı girilmiş oluyor, ya maliyeden hani ya tutar hatalı, ya vergi numarası hatalı bazen. Burada yapılacak işlem, fatura girişinin altında fatura revize başvurusu var. Buradan fatura revize başvurusu ile ilgili geliyor ilgili firma. Bakın burada onaylı faturalar var. Görüyorsunuz. Mesela ben son faturayı şey yaptım. Buradan fatura açma talebinde bulunuyor. Ve faturanın PDF'ini buraya yüklüyor özellikle. Hani bunu istiyoruz yine. Buraya faturanın PDF'ini ve açma sebebi. Yani vergi numarası, satıcının vergi numarası yanlış girildi. Ya da fatura tarihi yanlış girildi. Ya da fatura sayısı yanlış girildi gibi, neden, hangi hata yapıldığının buraya yazılması gerekiyor. Daha sonra buradan da hatayı yazdıktan sonra, mesela vergi no hatalı girildi diyelim, ben kestirmeden yazıyorum. Faturanda işte geldim. Buradan bir faturaymış gibi SGK borcunu kaydet dedim. Bakın ne diyor? Fatura talebiniz kaydedildi. Başvuru talepleri onay sunma ekrandan talebinizi sektöre iletiniz diyor artık. Eğer bu birden fazla fatura içinde yine aynı şekilde gelip her biri için tek tek yapıp daha sonra kapatıp şuradan belge değişiklik taleplerini onaya sunma ekranımız var. Bakın şurada 82'li. İçeriğine baktığım zaman fatura aktif hale getirme talebi diye gözüküyor. Buradaki faturayı aktif hale getirme talebi, eğer ekstra evrak eklemek istiyorsa gelip evrak da ekleyebilir. Hani daha önceki yüklediği PDF haricinde, gerekmiyorsa da doğrudan kapatıp müracaatımı onayla dediğinde ilgili sektör uzmanına gidiyor. İlgili sektör uzmanları da değerlendiriyorlar. Açılması gerekiyorsa açıyorlar. Kapalı kalması gerekiyorsa açmıyorlar. Gerekli bilgileri tekrardan istiyorlar. Ona göre işlem yapıyorlar.
Alımlarda e-mail gitti satıcıya. Ne kadar zaman içerisinde bu malı alması gerekir? Yani hemen alamadı, başına bir şey geldi. Hemen alamayabilir, olabilir. Başka satıcıya yönelmiş olabilir. Tekrardan başka satıcıya mail yollaması gerekir. Aynı satıcıda o mail gittikten sonra tekrardan bir mail göndermesine gerek yok. İlk mailini kullanabilir satıcı. Çok uzun bir sürede olabilir mi bu? Buna daha önce kısıt koymayı düşünüyorduk. Evet, şu an süre uzun olabilir. Ama ola ki kayıt gözükmedi. Yeniden mail aynı satıcıya yollayabilir yani firma. Tamam.